Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışı stratejiye hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli konuklarım var. Sevgili Yusuf Alabar da burada. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Gazeteci yazar Sevil Nurayeva bu akşam bize eşlik edecek. Ayaklarınıza sağlık. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan sürpriz bir konuk canlı yayınımızda olacak. Az sonra Azerbaycan devlet sanatçısı Azer'in Ankara'dan yayınımıza katılacak. Birazdan sürpriz bir konuğumuz kendisi. Onu da hatırlatalım size ve sıra dışı strateji başlıyor. Bu akşam aslında neler oluyor sorusunu tüm ayrıntılarıyla konuşacağız, masaya yatıracağız. Enteresan sesler yükselmeye başladı. Azerbaycan'da Azerbaycan askerleri Ermeni askerlerini, işgalcileri püskürtürken bizim içimizden böyle tuhaf, detone, hırıltılı sesler çıkmaya başladı. Önce orada Türkiye Suriye'den cihatçıları oraya gönderiyor diye akıllara ziyan bir zırvayı tedavüle soktular. Hemen arkasından malum biliyorsunuz dış basın, uluslararası merkezler bu zırvayı satın aldılar. Onları da tedavüle soktular. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Gelecek İçin Biz grubunun, başında İlhan Caner'in olduğu Gelecek İçin Biz grubunun bir bildirisini gördük. Yani o bildiri şoke eden bir bildiriydi. Ardından dün akşam yine CHP'nin resmi yayın organı neredeyse olan Halk TV'de birisi çıktı. Azerbaycan devleti diye bir devlet yok. Azerbaycan bir aşirettir dedi. Hukuku yok, demokrasi yok dedi ama aynı cümleleri orada işgalci Ermenistan'a kullanmadı. Ben şöyle yapayım. Yusuf Alabarda'ya şu soruyu sorayım. Evet. Ne oluyor ki, nasıl bir cesaret ki içeriden birileri toplumun neredeyse tamamının arkasında saf tuttuğu Azerbaycanlı kardeşlerimizin aleyhinde böyle pervasızca pespaye, akıllara ziyan, zırva, rezil ifadeler, yaklaşımlar, saptamalar yapabiliyorlar? Onlar açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın eline attığı ve desteğini sunduğu ve hiç kuşkusuz bu ülke açısından da bu ülkenin âli menfaatleri doğrultusunda atılmış olunan her türlü adımlar, Turgay Güler, itibarsızlaştırılmak durumundadır. Azerin Hanım, evet, bağlanacak birazdan. İtibarsızlaştırılmak durumundadır. Eğer siz örneğin savunma sanayi alanında çok önemli sistemler üretiyorsanız, savunma sanayi JITEM oldu, savunma sanayi aile şirketi haline dönüştü gibi bir itibarsızlaştırma. Ya da siz Libya'ya müdahil oluyorsanız, bizim Libya'da ne işimiz var? Biz eğer birinin yanında olacaksak seküler Hafter'in yanında olmalıyız gibi ifadeler. Ya da Suriye konusunda, Suriye'de ne işiniz var? Orada bulunmanız gayrimeşru. Eğer Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıp onların bu haklı mücadelesini 30 yıl aradan sonra bileğinin gücüyle tekrardan Birleşmiş Milletler'in tanımladığı çerçeve içerisinde uluslararası hukuk, uluslararası meşruiyete uygun bir şekilde çözme yönünde adım attıysanız, bu sefer de Azerbaycan devletini itibarsızlaştırma noktasına gitmekten asla imtina etmeyeceklerdir Turgay Güler. Ben bu noktanın sadece Azerbaycan ile illiyetinin olmadığını, konunun diğer bacağının da Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini attığı ve uluslararası sistematik içerisinde yıllardan bu yana birilerinin ağlığını sürmüş olduğu sisteme çomak sokulduğunda ilk saldırdıkları husus, ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın çomağa soktuğu sistem üzerinden saldırıyorlar ya da bizzat kendisi üzerinden saldırıyorlar. Dolayısıyla ben Azerbaycan'ın bir devlet olup olmadığıyla ilgili bu zırvalara çok da fazla cevap vermek istemiyorum. Sevil Hanım çok güzel bunlara cevap verebilir. Azerbaycan 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış meşru parlamentosu olan, başında Cumhurbaşkanı, resmi ordusu olan, kurum ve kuruluşları olan
bir devletin devlet olması hasebiyle gerektirdiği bütün şartları taşıyan, İstiklal Marşı olan, vatanı olan, coğrafyası olan bir devlettir. 92'de Birleşmiş Milletler'e. Hayır, ilan ettiği. 1918'de kurulan. Tabii. 92'de tekrardan Birleşmiş Milletler'e, evet, Sovyetler Birliği'nin çatısından ayrılarak girdi. Evet. Şimdi dolayısıyla Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın devlet sistematiğiyle ilgili eleştiri getirebilirsiniz. Yani beğenmediğiniz şey olabilir. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ama Azerbaycan diye bir devlet mi var derseniz, ben o zaman derim ki acaba bu kanal Erivan'dan mı yayın yapıyor? Yani dolayısıyla bence asıl burada itibarsızlaştırılmak istenen husus orada verilen mücadeledir. Ve oraya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu destektir. Eyvallah. Şimdi Azerin Hanım yayınımıza katıldı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza diyelim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz geçen hafta bu stüdyoda şunu yaptık. Yayına Azerin Hanım'ın Çırpınırdı Karadeniz türküsünün özellikle son kısmı vardı. İşte Azerbaycan bayrağını Karabağ'a dikeceğiz diye birkaç kez tekrarladığı ve sonunda da inşallah dediği. Hep öyle diyor. Yıllardır hep öyle diyor. Yıllardır dediği. Hep öyle diyor. İşte o inşallah duası Azerin Hanım'ın kabul oldu. Arkadaşlarından rica edeyim. Azerin Hanım yine ekranda kalsın. O Azerbaycan askerinin Azerbaycan bayrağını, işte Ermeni bayrağını çıkartıp yerine Azerbaycan bayrağını astığı, hepimizi de duygulandıran o görüntüyü yan tarafa koyalım. Azerin Hanım'a da duygularını soralım bu görüntü eşliğinde. Siz de görmüşsünüzdür Azerin Hanım onu. Tabii ki. Evet. İşte bu görüntü. Duygularınızı alalım Azerin Hanım. Her defasında, her defasında hepimizin elinde telefonlarımız, hepimizin elinde, yani gece yatırıq, sabah bir zəfər xəbəriyle qalxırıq. Təbii bu zəfəri bizə yaşadan Azərbaycan Silahlı Qüvvətləridir, bizim İgid mərd oğullarımızdır, bizim Azərbaycan əskəridir. Bu zəfər xəbərlərini də biz xoşbəxt oluruq. Gündən günə xoşbəxtdik yəni. Şimdi mən də bu bayrağın asılmağını görəndə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi, bizim ilk cumhurbaşqanımız. Onun sözlerini hatırlayıram. Bir kere yükselen bayrak bir daha emmez. Şükürler olsun Allah'a ki Qarabağda da bizim əskərimiz, bizim yani mərd əskərimiz bize günleri gösterir, bizi fərəhləndirir, bizi onurlandırır, bizi gururlandırır. Bir daha yeni bir tarix yaşayırız. Biz öz torpağımızda, bizim haqqımız olan torpağda Azərbaycan əskərinin bir daha Azərbaycan bayrağını dalğalandırmağını görürük. Yani onur verici, onur verici ne ola bilər ki? İnşallah Allah-u Teala qismət eləsin. Bax belə elə Azərbaycan bayrağı inşallah yaxın bir zamanda Şuşada dalğalansın. Xan kəndində dalğalansın. Mən də Çırpınırdın Qaradənizi ifa edim. İnşallah. Şimdi Sevil, Azer'in müthiş bir ses. Evet. Yani sen de duygulandın. Elde değil ki. O ses gerçekten müthiş bir ses. Yayın öncesinde de konuştuk. Dedim ki ne olur bize, biz bu akşam sizi o Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asacağız. Biz geçen hafta Yusuf Alabarda ile birlikte defalarca dinledik. Ama canlı dinleyelim.
çıplak sesle dinleyelim dedik. Bir çekincesi vardı ama o çekinceyi açtık. Bu türkü değil, bu marş. Bu duyguları köpürten, oradaki mücadeleye anlam katan, iki devlet, tek milletin ne anlama geldiğini ortaya koyan bir marş gibi görüyoruz. Kendisi de bizi kırmadı. Biz kendisinden ne olur lütfederse programın başında Çırpınırdı Karadeniz'i dinlemek isteriz. Sen de istersin değil mi? Ben isterim. Azeri'nin çok böyle özellikle şehit, ister Türkiye'de ister Azerbaycan'da bir şehit haberi duyduğunda Azer'in, ben biliyorum kendisi mütevazidi söylemez ama ben defalarca konserlerini iptal ettiğini, Türkiye'de ister Afrin harekatında ister Zeytin Dalı harekatında bütün bu süreç içerisinde Azer'in böyle onları çok dikkate alarak hareket eden bir hassasiyeti var. Bizim gibi. Öyle. Biziz. Öyledir. Hata yapma. Ben bizim gibi derken. Öyle yani. Bak, ben bizim biziz. Ben bizim gibi derken sen, ben, Yusuf Alavarda, Azer'in. Bunları kastederek söylüyorum. Anladım. Yani bu ülkede Anadolu ve Azerbaycan topraklarının, bu bir zaten topraklar, bir kültür, bir zemin, bir ana baba. Bunun ayrısı gayrısı yoktu. Yerine, yurduna, anasına, babasına, dedesine, ocağına, örfüne, adetine, ocağına bağlı olan herkesin nasıl davranırsa öyle davranan bir sanatçı Azer'in. O anlamda sen söyledin biliyorum ama gerçekten Çırpınırdı Karadeniz artık oradaki askerlerin de motivasyonunu oluşturan bir eser. Ben eminim Azer'in yapar her yerde o bayrak elinden hiç düşürmedi. Allah ondan razı olsun. Bunu da söyleyeyim. Azer'in söylemez bunları. Ama ben söyleyeyim çünkü yıllardır biz Azer'inle yılların dostuyuz. Ve ben hatırlıyorum Azerbaycan'da da Türkiye'de de öyle iller vardı ki, öyle yıllar vardı ki, seneler vardı ki Çırpınırdı Karadeniz okuduğunda farklı kafa yapısı olan insanlarla her yerde rastladık. Ben hatırlıyorum Azerine işte Çırpınırdı Karadeniz olmasın, bu Türk'ün bayrağı olmasın denildiğinde, başka şarkılar ifa edilsin denildiğinde Azeri'nin Çırpınırdı Karadeniz'i her şartta şart koştuğunu ben biliyorum. Bir nevi Ahmet Cevad'ın ve Züleyir Bey'in yadigarı olan Osmanlı ordusuna teşekkür babında, vefa babında yazılmış bir eserin, müzik açısından yazılmış bir esere hem Osmanlı'ya sadakati, hem Nuri Paşa'ya sadakati, hem Züleyir Bey'e ve Ahmet Cevad'a sadakati ve hem de Azerbaycan Türkiye sadakati yüzünden sadakati elinde esas tutarak Azer'in her zaman onu şart koştuğunu ben biliyorum. Bugün geldi yani, Azer'in tezleri gerçeğe dönüşüyor. Dün bunu okumayın, belki başka şarkı diyenler bugün o şarkının etkisi altında ırk üzerinden doğru bir... Görmüyoruz ki siz Bosna'ya giderseniz, siz işte Balkanlara giderseniz, Kosova'ya giderseniz, Afganistan'a giderseniz, Kerkük'e giderseniz, tabii, orada Türk dendiği zaman neye tekabül ettiğini görürsünüz. Sırp kasabının Türkleri katlediyoruz diye Bosnalı Müslümanları katlettiğini görürsünüz. Tabii ki. Yani Türk'ü İslamsız, İslam'ı Türksüz, Müslüman'ın adıdır. Kalkanların ne Türk'ten haberi var ne İslam'dan. Aynen. Yani Müslüman'ın adıdır Türk. Türk derken bu coğrafyada tamamen, hepimizi tamamen kasteden bir şey. Biz bunu gördük değil mi? Pakistan'ın desteğiyle, Afganistan'ın desteğiyle, Bosna'nın desteğiyle. Hatta bak Gürcistan'ın, Ukrayna'nın desteğiyle bütün bu kültür coğrafyasının topyekun ana merkezinin Türkiye ve bu zihniyetin olduğunu da açıktan görebiliyoruz. Görüyoruz. Ben sözü Azer'ine bırakayım. Ben de sözü Azer'ine bırakıyorum. Ya tabii ki Sevin Hanım o kadar doğru vurgular elədi. Mənim də konuşamayacaklarımı zaten konuştu. Yani tabii biz bu eserin çok mücadelesini verdik. Her zaman da benim isteğim o idi ki Züleyir Bey ile Ahmet Cavad'ın ruhları şad olsun. Çünkü onlar elə böyük bir şah eser
bize böyle miras koyublar ki 102 yaşı oldu bu il, bu eserin. Çünkü bestesi 1918. ilde Cumhuriyetle aynı yaşta. Azerbaycan Cumhuriyeti'yle. Azerbaycan Cumhuriyeti ile aynı yaşlıdır. Ve ben bu günlerde biraz daha hoşbəxtim ona göre ki Hüzeyir Bey'in evi Şuşa'dadır. Oranı da viran koymuş düşmənler. Onun abidesine, heykeline gülle atmışlar. Yani bu kadar bunlar bağışlayın beni vəhşidirlər de yani vandaldılar. Vandal Türkler için vandal değiller ama kendileri hırslarını sadece insanlardan değil mədəni abidelere de böyle kötülük yaparak hırslarını alabilmemişler. Yani şükür düşünürüm ki Zeyir Bey'in ruhu şad olacak inşallah İnşallah. Şuşada Azerbaycan bayrağı dalgalananda işte onun ev muzeyi yeniden bərpa olunanda o abidesi yeniden orada koyulanda ve o büyük mütefekkirimiz bizim büyük şairimiz Türk dünyasının büyük şairi Ahmet Cavad da 1914'te Kafkas İslam Ordusu'na məhəbbətindən ilhamını alarak bu şehri Çırpınırdın Qara Dənizi qələmə alıb. Onun da ruhu şad olacak Allah'ın izniyle. Eyvallah. Çırpınırdın İnşallah. İnşallah. Allah büyüktür. Allah İnşallah. büyüktür. Mən onu da söylemek istəyirəm. Biraz küçük bir haşiye çıkacağım. Tarixçe size anlatmak istəyirəm. Yıllar bundan önce Bakü'de Ahmet Cavad'ın neredeyse belki bir 10 ya da 12 sene bundan önce Bakü'de Ahmet Cavad'ın gecesi yani ona həsr edilmiş bir gece tertip olunmuştu. Bu gecede de beni görmek istediler, beni davet ettiler ve beni o gecede iştirak etmeye Ahmet Cavad'ın rahmetlik olan oğlu Yılmaz Bey davet etti ve ben bu gecede iştirak ettim ve böyle nacizane dedim ki Yılmaz Bey dedim kusura bakmayın ben biraz dedim şehrin sonluğunu değiştirmişim. Çünkü Ahmet Cavad'ın yazdığı şiirde Türk'ün şanlı bayrağını Turan ile asacağız diye bitir şiir. Dedim ben değiştirmişim sözlerini Azerbaycan bayrağını Qarabağ'dan asacağız diye bir değişiklik yapmışam şiirde. O da bir gün sahnede ifa ettiğimde böyle kalbimden, içimden, könlümden keçdi. Öyle söyledim, öyle de artık bu sene, bu illere kadar böyle seslendi eser. Ve Yılmaz Bey döndü mənə dedi ki Azərin xanım dedi siz nə danışırsınız? Yani Əhməd Cavad eğer sağ olsaydı inanın ki o da şeirin sonluğunu məhz belə yazardı. Evet. Ya. Yani ben o kadar gurur duydum ki onda ki aile de onun ailesi de mənə xeyir dua verdi sözleri değiştirdiğime göre. Ve yıllar önce üreğimden gelen, kalbimden geçen, çırpınırdın Qara Dənizinə sonluğuna işte
Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız deməyimlə və bugünkü tarixi yaşamağımla gerçekten de düşünürəm ki, bu əsər mənim alın yazımı idi. Evet. Elə, mən bu mənim alın yazımı idi. Evet. İnşallah mən hər zaman da deyirəm, evdə annemlə də konuştuğumda çoxu zaman deyirəm ki, bir çox sənətkarlar var ki, onların ifa etdikləri bir əsər olur. Yəni çox əsər ifa edirlər, amma bir əsərlə məşhurlaşırlar və o əsər onların taleyi ilə o əsərin arasında bir bağlantı qurulur, bağdaşma olur. Yəni bənzəyir taleyləri o əsərə. Mən də hər zaman annemə deyirəm ki, anne, inşallah Allah mənə qismət eləsin ki, mənim taleyimlə çırpınırdın Qara Dəniz elə bağlaşsın. Yəni orada söylədiyim kimi Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız dediyim kimi inşallah da Allah qismət eləsin ki o bayrağı biz Qarabağda, Şuşada, Xan kəndində sancaq, yəni asaq və mən orada o əsəri ifa edeyim. İndi görürəm ki inşallah bu qismət olacaq Allahın izni ilə. İnşallah. Şimdi tekrar sizinle devam edeceğiz. Geçip, evet. Dua niyetine geçip yine söylemeyecek kendisi biliyorum. Ben de söyleyeyim o zaman. Biz Azer'in hanımla yani bu sadece arka planda da bunun nasıl duasını elediğini, bunun için nasıl ağladığına ben çok çok zaman şahit olmuşumdur. Onun için şimdi onu ifa ettiğinde bana yani onun çocuk kimi. Ya herkes söyleyebilir ama Azer'in söylediği zaman. O başka yani oradaki ya yani orada sanatçı şey. Mesela. Sanat. Yani onun için ağlayarak dua ettiğini biliyorum. Yani sadece onu ekranda o görüntüdeki o inşallah onun arka plandaki gözyaşları hiçbir ah hiçbir gözyaşı biliyorsun. Hakka dayanan hiçbir ah hiçbir gözyaşı yerde kalmaz. Eyvallah. Onun için Azeri'nin o arka plandaki gözyaşının yerde kalmadığını şu anda ben biraz bana da öyle biraz metafizik taraftan niyese öyle bakıyorum, öyle evet. Hissediyorum. Onun için Allah razı olsun ondan. Her üçünden, Üzeyir Bey'den de, Ahmet Bey'den de, Ahmet Cevat'tan da, ona yeniden tekrar hayat veren Azer'inden de ve elbette en önemlisi, en önemlisi başında Nuri Paşa'nın durduğu Kafkas İslam Ordusu'na, Şam'dan, Suriye'den, Konya'dan, Bursa'dan, Malatya'dan, ta oralara gelen, içinde Ahmedi, Mehmedi olan o yiğit insanlardan Allah razı olsun, o şehitlerden Allah razı olsun. Çünkü bu eser onların emellerine teşekkür niteliğinde yazılan eserdi. Dolayısıyla hepinizden Allah razı olsun Azer'in. Bugün yaşayanlara Allah eyvallah. Ömür versin. Başta Azer'in olmak üzere. Dünyadan göçenler ise hep duamızda olacak. Hep hafızamızda olacak. Hiçbir zaman silinmeyecek inşallah. Yusuf Alabar da. Eyvallah. Yusuf Alabar da. Şimdi bizim üzerinde yaşadığımız bu vatanın toprakları Anadolu vaktiyle işgal edildi. Biz işgal edildiğini biliyoruz, kurtarıldığını da biliyoruz ama o dönem yaşamadık. Allah hiçbir milleti toprakları işgal edilmiş pozisyonuna düşürmez. Allah hiçbir millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Yazdırmaz. Şimdi biz o duyguyu bilmiyoruz. 30 yıldır hani yine sizin tabirinizle böğrünüzde, ciğerinizde bir taş oturmuş buraya 30 yıldır o işgalin acısı var. Ve hep bugünü beklediniz. Evet. Ben sizin Azerbaycan'da insanların ki sürekli Azer'in anı da söyledi. Telefonlar sürekli evet. Ne oluyor, ne bitti vesaire bu bilgileri alıyorsunuz. Şu anda öyle de durum. O duyguyu merak ediyorum doğrusu. Ben mi konuşayım, Azer'in mi konuştun? Azer'in konuştun istersen. Evet, o da olur. Sonra ben konuşurum. Azer'in konuşacağım. Yani şimdi duygular o kadar yoğundur ki, valla şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki her şeyin başında biz şehitlerimizi düşünürük. Bizim şehitlerimiz var bugün. Tabii ki hiçbir savaş şehitsiz, itkisiz kazanılmır.
Yəni zar zor kendimizi tuturuq. Məsələn, şimdi mən bir sanatçı olaraq çıxdığım proqramlarda göz yaşımı saxlamaq məcburiyyətindəyəm. Çünki bugün mənim askerim, Müzəffər Azərbaycan əskəri böyle tam igidcəsinə, mərdcəsinə savaşır öz torpağında. Yəni öz torpağını işğaldan qurtarmaq üçün. Biraz da bizim vəzifəmiz də artıq fərqli olur. Yəni o kövrəyliyi, aldığımız o məlumatları, bəzi məlumatlar var hansılarla ki biz kövrəlirik, məyus oluruq. Biz təbii ki şəhidlərimizə dua oxuyuruq, onların ailələrinə səbir diləyirik. Qazilərimiz var, onlara şifalar diləyirik. Bütün dualarımız bizim bugün şəhidlərimizə, qazilərimizədir ki, onlar bu torpaqları bizə yenidən vətən edirlər. Yəni, öz vətənimizi yenidən vətən edirlər bizə. Amma bununla yanaşı sizə inandırım ki, o qədər, məsəl üçün, özəl sosial mediyadakı özəl qutusuna, yəni direktə məktublar gəlir. Dünyanın müxtəlif yerindən ən çox və ən çox da özəlliklə Türkiyədən, bax, bugün də hər kəs yazır, Azərin xan, biz nəreyə gidelim, kimə müraciət edelim, biz də qardaşlarımızla bərabər omuz-omuza, çiyin-çiyinə döyüşmək istəyirik. Mən təbii ki, insan yetişdirə bilmirəm, çünki mənim də çox işlərim var, hər kəsə ayrı-ayrılıqda cavab yaza bilmirəm, amma buradan mən yenə və yenə bir daha müraciət etmək istəyirəm bizi izləyənlərə, bu müraciətdə bulunanlara. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvətləri tam şəkildə düşmənlə savaşır və inşallah zəfəri də qazanacaq və bugün Azərbaycan ordusuna mənəvi dəstək verir Türkiyə Cumhuriyyəti, Pakistan. Yəni davamlı, yəni yıllardır yenə də Azərbaycanın yanında olan Türkmən eli, yerdən də məktublar gəlir. Mənim əzizlərim, bugün Azərbaycan ordusu bu savaşı qazanma iqtidarındadır. Azərbaycanın özünün yetərincə qüvvəsi var. Sizə inandırım ki, indi onu Sevil xanım da bilir, savaşın ikinci günü idi qaliba, ya üçüncü günü idi. Qan vermək için, sadəcə qan vermək için Bakı sokakları dolub daşmışdı. Televizyondan durun demək zorunda kaldı devlet. Gəlməyin artık. Tabii gəlməyin artık. Ehtiyac yoxdur demək zorunda kaldı. Bugünün özündə siz biliyorsunuz ki, bu kafir Ermənistan, terörist Ermənistan devleti bugün artık Qarabağda savaşmır bizimlə. O artık sivilləri vurur. Və o sivilləri vurur, Tərtəri vurub, Gəncəni vurub, Bərdəni vurub, Mingəçeviri vurub, Dəşkəsəni vurub və burada bizim sivillərimizin arasında şəhidlərimiz var. Abşeronu da, yəni Bakı çevrəsini belə vurdu. Evet. Bakı çevrəsini orada. 100 kilometrə Bakıya qalıb bir xızını, Abşeronu da oraya roket atmış. Yəni, burada da bizim sivillərimiz var. Hansılar ki, öz evlərini, yəni oranı, o torpağı tərk etmirlər. Baxın, devletin onları oradan çıxarmaq istədiyi durumda belə bizim sivillər, orada yaşayan ailələrimiz, o kəndlilərimiz tərk etmir öz şəhərlərini və orada devlet onlar için ayrı bir yerdə, bir okulların içində, bir yerlərdə onları bir ev kimi yer ayırmış, yəni qalmağa yer ayırmış. Və bugün evi dağılanlar için. Bəli, evi dağılanlar için. Ve ben bugün gördüm, inandırım sizi, bizim halkımız, vallahi daha söz bulmuram da mən deməyə, ne kadar büyük bir halkıq biz, ne kadar merhametli, ne kadar biri-birini tutan, ne kadar savaşdan demeyeceğim zaten, çünkü göz önündədir, qıriyyətinə qurban olun milletimin. Ama xeyriyə olarak, Sevil, her halde sen de görmüsən, saysız, hesapsız xalqımız poşetlərlə, evet. Yeni-yeni, orada olan sivillərə, corablar, papaqlar, qışlıq malzemeler, giyimlər, evet. Yəni aşıb daşır. Evet. Bakıdan yolluyurlar devamlı oraya, toplanır və yollanır. Yəni şimdi siz düşünün ki, yəni, duygular o kadar gerçekten karışıqdır. Ama bu da böyle diyelim de biz tarix yaşayırıq yeniden. Sanki bu 30 ildə Azərbaycan türkünün o səbri var idi. Hansı ki o səbrlə bəklədi,
bəklədi, masaya oturdu, konuştu, sülh olsun dedi her zamanki kimi. Ama bugün, bugün yeniden bir Azerbaycan halkının bir şahlanışı oldu. Yani bugün Azerbaycan halkı her mənada ordusuyla, devletiyle, halkıyla özünün büyüklüğünü bir daha göstərir. Mən bugün de görürüm ve sosyal medyadan da izleyirəm bu mənfur düşmən. Onu da söylemek istedim buradan. Rusiyanın kanallarında, televizyon kanallarında ne kadar Azerbaycan'ı kötüleyirler. Yani çok dezinformasyon. Çok hakaret ediyorlar. Çok dezinformasyon paylaşılır. Bugün onu da söylemek lazımdı ki Avrupa'da yaşayan, özellikle Almanya'da, Amerika'da, Los Angeles'te yaşayan, Avrupa'nın müxtəlif ölkələr, ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılara çok büyük şekilde baskılar var. Onlara hədə qorxular var, ailələrə. Təhdidlər var. Geçen, evet, təhdidlər var orada yaşayan ailələrə. Biz bunu göz önünə almalıyıq ve bizim bugün bir başka çabamız da olması lazım. Mən buradan o mənə müraciətlər var ya, gəlelim savaşalım. Bugün ayrıca bir savaşı da sosyal medyada vermek lazımdır. Evet. Sosyal medyada. Bak tarih boyunca, bu 200 yıl boyunca sadece demeyeceğim Azerbaycanlılara. Bizim coğrafyamızda, Van'da, Erzurum'da yani olan soykırımlardır. 15. ilde yapılan Osmanlı İmperiyası'nda yaşayan ve içeriden Osmanlı İmperiyası'na karşı çıkan Ermənilərin daha sonra da işte bize soyqırım yapıldı dedikleri biliyorsunuz. Yani bunu bir soyqırım olarak bugün lanse ediyorlar bütün dünyaya. Bununla ilgili bu 200 yılda aslında bizim yaşadıklarımızla ilgili Xocalı'da zaten bunun kanıtları da var bugün. Mesela Ermənistan, bundan önceki Ermənistan Cumhurbaşkanının Serj Sarkisyan'ın öz diliyle, öz eliyle yazdığı evraklar var. Mən getdim, mən Qarabağda savaştım, mən orada çocukları öldürdüm dediği kanıtlar evet, var. Onu ve, kahramanlık ve, yapmış gibi kendi gençliğine ifade eden bir konuşmasından bahsediyorsun. Çok doğru yerden değindin. Tabii ben Qarabağ'ı ben aldım, kalanını sizlerle ağrını, konuştuk yok, burada biliyorsun. Bu nesil diyor, biz diyor Qarabağ'ı aldık, ağrını da almak sizin boyunca. Evet. Ağrı yuvanı, Bingöl'ü, Bitlis'i. Evet. Veyahut da ki Zori Balayan'ın hansı ki kitap çıkarmış, o kitap evet, satılıp dünyanın müxtəlif yerlerinde. Dillerinde de dönüştürüyor. Dillerinde ve kendi diliyle orada anlatır ki, ben orada diyor Türk çocuğunu böyle çarmıha çektim de 7 dakika böyle bekledim ölmesini. Kanının akmasını ifade edir ve bunu evet, o kadar bahtiyarlıkla ifade ediyor ki, yani cin şeytan olman lazım bunu böyle evet, insan artık yani, değil. Bu konuda bugün bizim hep beraber birleşip işte sosyal medyada, Facebook'tur, Instagram'dır, Twitter'dır, aslında bu taraftan da bizim tarihimizi, bize yapılanları anlatmamız lazım. İngiliz dilinde bilenlerimiz var, Fransız dilinde bilenlerimiz var. Yani bunları müxtəlif dillere tercüme edip hep beraber omuz omuza verip bunları çatdırmamız lazım dünya kamuoyuna. Evet. Yani ben anlayıram zaten şimdi başka bir şey, ben bunu deyirəm birini koyup başkasını da diyeceğim ama bazen diyoruz ki onların kendi dilinden, yani kendi anladıkları dilden, çünkü 30 sene zaten bizim sülh demeyimizi onlar anlamadı. Barış. Yani bunu gördük biz. Ya anlamadılar. Yani onların anladığı dilden konuşalım diyoruz. Onun için bugün de zaten savaşıyoruz ama bununla yanaşı mutlaka ve mutlaka işte Avrupa'da yaşayan, ben bugün gördüm, toparlanmışlar, yüz binlerce Ermeni Los Angeles'te toplanmışlar. Ben o gördüğümde ben zaten şoke oldum yani. Ve öyle lanse, öyle gösteriyorlar sanki Türkiye ile Azerbaycan Ermenistan'ı böyle haritadan silecek. Evet. Orada bize böyle soykırım yapılıyor. Halbuki olan bizedir. Olan bizedir. Biz kendi toprağımız için savaş veriyoruz bugün. Biz öz toprağımızı işgaldan kurtarmaya çalışıyoruz bugün. Onun için bizim bir olup, beraber olup, buradan yine müracaat edirəm. Avrupa'da yaşayan, Cənub Azerbaycanlılar, Türkiye'den gidip orada yaşayan soydaşlarımız, yani bizim öz soyumuzdan, kökümüzden, orada yaşayan Azerbaycan'dan gidip orada, hep beraber bir olun.
bir vuruşun, sosyal medyadan paylaşımlar yapın, tarihimizle ilgili paylaşımlar yapın. Çünkü bizim tarihimiz çok önemlidir. Bəli, biz hep devamlı diyorduk ki, tarihi tarihçiler anlatsın. Ama bugün biz onu aşmışız, aşmış durumdayız. Biz bugün hepimiz öz ülkemizin əskərləriyik. İstər sanatçı, istər siyasetçi, istər ekonomist, bilmirəm. Her yönde, her yönde biz bugün öz ülkemizin tarixini mükemmel şekilde bilmeli ve bu tarixi dünyaya anlatmak mecburiyetindeyik. Eyvallah. Eyvallah. Azim'den çok teşekkür ediyorum. İlave edeceğin bir şey var mı Sevil? Yok, Allah razı olsun. Çok güzel evet. Anlattı. Şimdi Yusuf Alabarda'dan biz genel durumu evet. Bize bir özetlemesini rica edeceğim. Evet. Bir haritada isteyeceğiz zannediyorum. Evet. Yani mümkünse 3 numaralı harita. 3 numaralı haritayı bizim açımızdan arzu ederseniz ayakta da anlatabilirsiniz. Daha iyi olur. İzleyicilerimiz de bilsinler. Daha iyi olur. Yani son durum noktasında neler oluyor noktasında. Bir de bu son saldırılarda mesela Gence'ye yönelik evet, saldırılar var. Onu da değerlendiririz. Onu değerlendirirken farklı bir harita isteyeceğim. Evet. Onun da numarasını şimdi söyleyeyim. O da bir numara. Bir numara deyince de onu getirirseniz ekrana. Şimdi Azerbaycan topraklarının %20'sinin Ermeni işgali altında olduğunu biliyoruz Turgay Güler. Bu %20'lik kısmın bir kısmı Karabağ, bir kısmı da 7 tane rayon dedikleri bölgeden oluşan kısım. Şimdi Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği harekata bakarsak, Azerbaycan işgal altındaki toprakların doğu tarafında Fuzuli'ye kadar olan bölgede bir harekat başlattı. Yani doğudan batıya doğru, bir de kuzeyden güneye doğru bir harekat başlattı. Yeşil alan ile haritayı gösterelim tamamen. Yeşil alan ile gösterilenler bugüne kadar tam ekran verelim haritayı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından yeşil alanlar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından hem kuzey güney hattında hem doğu batı hattında gerçekleştirilen ve Ermeni işgalinden istiklaline kavuşturulan yerler. O biraz önce videoda da gördüğümüz Azerbaycan bayrağının dikildiği yerler bu yeşil alan ile ilgili gösterilen yerler. Bir hilal hareketi. Evet, şimdi bunu şununla harita kalsın tamamen ekranda bir şey anlatmak istiyorum. Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı başladığında hatırlarsanız Turgay Güler yine Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı hem kuzey güney istikametinde yani Kilis'ten aşağıya doğru hem de doğu batı istikametinde gerçekleşmişti. Burada da gördüğünüz gibi yeşil bölgeyle hem doğu batı hem kuzey güney istikametinde işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik olarak harekat devam ediyor. Bu harekat devam ederken Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin uyguladığı strateji, Turgay Güler bu çok önemli. Ermeni işgalcilerinin kullanmış olduğu ne kadar mühimmat deposu, zırhlı araç, topçu destek vasıtaları, hava savunma sistemleri, elektronik harp gibi unsurları varsa ve buradaki Ermeni işgalcilerin bu bölgede tutunmalarını sağlayan ateş gücünü oluşturan unsurları varsa önce bunları ortadan kaldırdı. S-300 dahil. Dahil. Önce bunları ortadan kaldırdı. Peki biz bunu nereden biliyoruz Turgay Güler? Afrin'den sonra İdlib'deki Esed ordusunun Rusya ile birlikte Türkiye'ye yönelik olarak 34 evladımızı şehit edilme pahasına gerçekleştirdikleri harekattan sonra 9 yıl içinde Esed'in ordusu hiç vermediği zayiatları verdi. Evet. Zırhlı araç, tank, top, hava savunma sistemleri, elektronik aynı taktik uyguluyor. Var o SİHA vurma görüntüleri onunla da verebiliriz. Aynı taktik burada da uygulanıyor. Dolayısıyla şu an Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarındaki direnç noktasında ateş destek gücü oluşturan ve lojistik anlamda lojistik ikmal hatları diye de nitelendirebileceğimiz hatların tamamı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getiriliyor. Ben öyle öngörüyorum ki eğer bu konuyla ilgili uluslararası camia çok büyük anlamda bir baskı sonucunda Azerbaycan'daki siyasi iradeyi baskılayarak bir masaya oturtma noktasına olay tebdil olmaz ise yaklaşık bir 10 gün içerisinde
özellikle lojistik destek hatlarının yoğun olarak kullanıldığı bir diğer harita daha vardı. Onu verelim. Bir değil. Söylüyorum numarasını onun da şimdi. İki numara. İki numara. İki numarayı verelim şimdi. Evet. Haritada da gördüğümüz gibi Turgay Bey, Fuzuli ve Hankendi, yani Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan tarafından sözde başkent ilan edilmiş olduğu nokta düştüğü an ve yine kuzeyde Murok Dağı'dan sonra Terter'den kuzeye, kuzeyden güneye doğru bu harekat gelişirse 10 gün sonra savunmuş oldukları ve müstahkem mevzilerinde bulundukları noktalar birdenbire bir çöküş meydana gelecek ve Afrin'deki Zeytin Dalı harekatında hatırlayalım Turgay Güler nasıl Raco, Cinderes gibi müstahkem mevzileri düştükten sonra birden Afrin şehir merkezine girildi. Girildi. Aynısı burada da olacak. Çünkü bu harekat noktasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen harekatlardan önemli dersler çıkarttığını tahmin ediyorum. Çünkü bunlar artık açık bilgi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatlarının gizlilik yanı olduğu gibi açık bir şekilde uygulanılan taktikleri de ortada. O yüzden mi sürekli Azerbaycan yerine Türkiye konuşuluyor? Biz bunu saklamıyoruz. Şöyle saklamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan'ın şu an devam eden çatışmaların hiçbir yerinde yok. Evet. Ama biz 30 yıldan bu yana Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin eğitilmesi anlamında iki özgür, iki müstakil ülke olarak kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmalar çerçevesinde eğitim, öğretim, danışmanlık dahil olmak üzere evet. Türkiye'de veriliyor ve bu niye gizli başka kaçak... yerde eğit donat yapılıyor kimsenin gıkı çıkmıyor PKK'yı, da. PKK'yı, YPG'yi, şey terör örgütü olmak. Bu meşru bir anlaşmandı ve uluslararası hukuka uygun, uygun bir iki evet. müstakil devletin anlaşması. Şey ama bakın şunu ben geçen ben hafta bizim anlatacağım neden hedef geçen programda söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Konunun Azerbaycan üzerinden konuşulmasının uluslararası hukuk ve uluslararası ahlaki normlar anlamında eleştirilebilecek bir yönü olmadığı için bravo. Evet. Konuyu Türkiye üzerinden. Aynen öyle. Eşeğini dövemeyen semerine tekme atarmış diye bir laf var. Evet. Teşbihte hata olmaz. Azerbaycan ile ilgili olarak kardeşim yani meşru buradan, olmayan bir durumu ortaya koyamayacakları için buradan git dese dese ki o da Birleşmiş Milletler 4 tane Güvenlik Konseyi karar yayınladı. Bu 4 kararın tamamında da işgalci güçlerin buradan gitmesini söylüyor. Istiyor. Bir. İki, Azerbaycan'ın 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasından sınırlar. Sonra meşru sınırları belirli. Bu da bu onun meşru, içinde. Karabağ'a dahil olmak evet, üzere. Bu meşru yani. Sınırların içerisinde Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğu da belli. Evet. Şimdi bütün bu belirli şartlar altında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin muazzam bir harekat yürüttüğü de ortada. Ama cihatçıları gönderdiler. Ha, işte o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinden vurmak isteyeceksinizdir. Evet. Ama harekat bugün görmüş olduğumuz gibi bu yeşil bölgeler 30 yıldan bu yana diplomasi diyerek Türk'ü çağırdıkları masada çözülmediği için güç konsolide eden, olmadığını iddia ettikleri devleti güçlendiren, evet. Ve bunun neticesinde kudretli bir ordu yaratan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirmiş olduğu harekatın sonucudur bu. 30 sene daha masada konuşulsun bu sorunlar. Şu yeşil bölgeleri bırakın size bir santimetre kare bile bunlar diplomasi masasında toprak falan vermezler. Evet. Ya o doğru. Bir de mesela dün akşam işte o Halk TV'de programda sarf edilen o zevzek ifadeler. Diyor ki haritadan haritayı verirseniz tam olarak görme fırsatı bulsun izleyicilerimiz de hatta KJ'yi de kaldıralım bir süreliğine. Nahçıvan ekranın solunda. Şurada. Arada bir gri bölge var. O gri bölge Ermenistan ve sonra Karabağ başlıyor derken Azerbaycan. Şimdi Karabağ işgal altında. Karabağ işgalden kurtarıldığında o kahverengi gördüğünüz sizin ekranda işte turuncu gördüğünüz yerde yeşil olacak. Doğru mudur? Doğrudur. Ama Nahçıvan'la Azerbaycan arasında yine bir bağlantı yok. Ya bu adil mi? Bu adil mi? Bu adil değil. Lakin ben Sayın Devlet Bahçeli'nin Nahçıvan ile Azerbaycan'ın birleştirilmesine yönelik olarak sarf ettiği sözün çok önemli bir uyarı anlamına geldiğini düşünüyorum. Evet. Yoksa
Ermenistan topraklarına saldıralım ama anlamında şöyle, söylemiyor. Ama şöyle bir şey de işaret Devlet edin. Bey bu bir işin şey mücadelesini Alparslan Türkeş'le Bakü'den bu yana omuzlarında veren bir kadronun içinden gelmekte. Nahçıvan'a yönelik olarak Ermenistan tehdidini kulağına geldiği için Devlet Bey bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki Nahçıvan'a şayet bir saldırı meydana gelirse Türkiye'nin iki garantör olduğu yer vardır uluslararası hukukta. Kıbrıs 1921 Kars Anlaşması'yla Nahçıvan'ın garantörüdür. 1969 Zürih ve Londra Anlaşmaları'yla da Kıbrıs'ın garantörüdür. Diyor ki Devlet Bey, ola ki aklınızdan geçerse Nahçıvan'la Azerbaycan'ın birleştirilmesinin önünü açarsınız. Böyle algılamak lazım. Şimdi bundan siz Erivan'ın kanalı mısınız da rahatsızlık duyup Azerbaycan'a saldırıyorsunuz. Orada bir de konuşulmuyor. Devlet mekanizmasına saldırıyorsunuz. Aliyev'e saldırıyorsunuz. Azerbaycan Türklerine saldırıyorsunuz. Nasıl bir şeysiniz siz? Yani 30 yıl boyunca bu konuyu gündeme getirmediniz de en kritik zamanlarda velev ki söylediğiniz hak bile olsa ağzınızı kapatıp şu harekatın neticelenmesini beklemek yerine bunu dillendiriyorsunuz. Ama Turgay Güler, bu sadece Azerbaycan'a yapılmış bir şey değil ki. Afrin'de bizim Mehmetçiğimize karşı yapıldı. Afrin'de Mehmetçiğimize moral vermeye giden sanatçılara her türlü itibarsızlaştırma yapıldı. Azerine, Azerin Hanım'a düşünsenize. Buradan şimdi kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu benden de selamlar. Şimdi Azerin Hanım katılıyor. Memleketinin askerine sahip çıkıyor. Ona moral, motivasyon duasını eksik etmiyor. Düşünün Azerbaycan'da kıyamet kopacak şimdi. Vay sen nasıl Azerbaycan askerine sahip çıkarsın? Nasıl türkü söylersin? Nasıl onlar için, onu motive etmek için türkü söylersin? Ya da o eseri seslendirirsin? Şaka gibi. Nasıl dua edersin şaka diye gibi. Şu anda Azerbaycan'da, 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 onu tekrar düzelteyim. Azerbaycan, Azerbaycan değil. Azerbaycan değil, Azerbaycan da ilan ediliyor. Vay Azeri nasıl böyle bir şey yapar diye. Olur mu böyle bir şey orada? Mümkün değil. Demin ben bizim dedim ya, bizim gibi dedim ya. Orada kastım bu. Yani bizim içimizde bizim gibi olmayanlar var. Evet, bir şey soracağım. Azer'in hatırlıyor musun? Duyuyor musun bizi? Duyuyor musun evet. Bizi? Hı? Şöyle yapalım. Duyurun. Moladan... Reklam uzun mu? Yok sadece bir şey soracağım. Hakkari'de Türk Silahlı Kuvvetleri için bir konser vermiştin kendi. O kaçıncı seneydi? 2008 senesinde İlker Başbuğ Beyefendi Bakü'ye gelmişti ve beni dinlemek istemişti. Ben de kendilerine, yani o zaman Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gelmişti Azerbaycan'a. O zaman beni dinlemek istedim. Ben kendilerine... Ricada bulundun kendin. Konserde ricada bulundum kendisine. Dedim ki ben Azerbaycan'da yani yıllardır cephe bölgesine gelirim. Askerlerime konserler yapıram. Ben Mehmetçi'ye de konser yapmak istiyorum dedim. Evet. O sırada da Türkiye bir günde 17 şehit vermişti. Evet, biz hepimiz Azerbaycan halkı televizyonların önünde gözyaşı tökmüştü. Ben de onlardan biri. Ve İlker Bey sağ olsun, bir hafta sonra bana ve müzisyenlerime davet geldi. Biz geldik Türkiye'ye, Siirt'te, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de. Konser verdi. Ben Mehmetçiğe Kurban Bayramı'nda, 2008 Kurban Bayramı'nda PKK ile mücadele bölgesinde ben konser yaptım. Ve ben hiçbir zaman unutmuram ki, yani o öyle bir duygudu ki, bir angarı Siirt'te, büyük bir helikopter angarını boşaltmışlardı. Konser salonu yaptılar. Orada konser salonu yapmışlardı bana. Çünkü -30 derece soğuk vardı. Ve o sahneni benim için böyle UFO'lar diyerek de biz Türkiye'de sıcaklık versin diye. Onunla bezemişlerdi, perdeler düzmüşlerdi. Bildiğiniz bir sahne yapmış. Ve ben o angara girende önümde 2500'e yakın asker komando asker gördüm. Onlar nece Azerin, nece Qarabağ bağırırdılar. Daha sonra tabii ki ben Azerbaycan'a biz qayıdandan sonra çok istemiştim ki bizim Azerbaycan'da halkımız görsün Türkiye'deki Mehmetçiğin
Azərbaycan əskərinə dəstəyini, bizim Qarabağımızda ilgili mücadiləsini, Mehmetçiğin də mücadiləsini görsün. O zaman yayınlamışdıq Azərbaycan televizyonlarında da bu görüntüləri. Təbii bambaşqa duyğudur. Eyvallah. Yani, ben sadece hatırlatmak istedim. -30. Teşekkür ediyorum. -30 sizi... Yani Bakü'nün küleği... Rüzgarlı Bakü. Rüzgar. Külek. Ama o kadar... Rüzgar. Evet, daha soğuk bölgelerimiz var da bizim. Var. İşte Kelbecer işgal altında. Onları konuşacağız. İnşallah. Sevil. Bir mola vereceğiz. Azerin Hanım da biraz dinlensin. Hemen reklam dönüşünde yeniden Azerin Hanım hep birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Sıra dışı strateji kaldığı yerden devam ediyor. Ankara'da Azerbaycan devlet sanatçısı Azer'in var. Yusuf Alabarda ve Sevil Nurayeva bizlerle. Genel durumu konuştuk, özetledik, devam edeceğiz. Şimdi mesela Minsk grubu, özellikle de Fransa. Şimdi tarafsız bir grup oluşmuş. İki ülke arasındaki sorunu çözmeye niyetli. Ama tarafsızlık nerede? Vallahi bu Minsk grubu oluşturulurken Turgay Güler özellikle sorun çözülmesin diye bir grup oluşturulmuş. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış birisi olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Amerika Ermeni diasporasının Amerikan siyasetini çok önemli bir şekilde etkilediği bir ülke. Bu bir. Bu arada bir parantez açayım. Açalım. Ermeni diasporası konusunda az önce, reklamdan önce Azerin Hanım bir değerlendirme, bir bilgilendirme de bulundu. Yurt dışında Ermeni diasporasının saldırganlığını, efendime söyleyeyim, orada Azerbaycan Türklerine yönelik yapılanları falan anlattı. Ama şu, altını bir kez daha çizelim. Türkiye'de on binlerce Ermeni var ve bunlar çeşitli sektörlerde çalışıyorlar, ekmeklerini kazanıyorlar. Diaspora Ermenileri gibi değiller ve dolayısıyla sürekli zikredilen bazı mahviller tarafından işte bu hadise üzerinden sanki bir bunları değerlendirirken provokatif bir tavır sergiliyormuş gibi söylemler var. Hayır, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de ekmeğinin peşinde koşan o garip gureba Ermeniler için... Hani Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlarından kimsenin sorunu yok. Sorun yok, bravo. Bunu vurgulamak istiyor zaten. Hayır, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşları ile ilgili bir paylaşım gördüm ben. Herhalde bir Ermeni vatandaş. Kimi kime şikayet edelim diye bir paylaşım. Altına beğenenlerin içerisine bakıyorum. Şaşırdım gerçekten. Yani isim zikretmek istemiyorum ama içine teker teker baktım. Herkes biliyor kimler yani olduğunu. Birazdan da konuşacağız. Yani bu insanlar burada kim dedi ki onlara bir gözün üstüne kaşın var. Hatta şurası var. Bakın Azerbaycan'daki Yukarı Karabağ'daki sivil vatandaşlardan biraz da bahsedeyim. Ermenilerden. Bu aklı selim bak, dün gördünüz değil mi, Gence'ye saldırıldı. Hı hı. Gence'ye atılan roketlerden biri Gence'de yaşayan bizim komşumuz. Yani Ermeni hanımefendinin evine düşüyor ve onu oradan komşuları olan Azerbaycan Türkleri o dağınığın altından çıkartıyor. Yani şunu izah etmek istiyorum. Azerbaycan devleti de kendi içinde yaşayan Ermenilerin garantörüdü zaten. Bitti. Hangi devlet, hangi akılla? Bunlar kendilerine bizi, yani bravo. Türk devlet aklını karıştırdılar. Han kendindeki sivil Ermeniyle kimsenin sorunu olamaz. Bu mümkün değil. Bakın yollar açıldı hani çıkmaları için. Bir tane olsun sivil yerleri vurulmadı. Neresi vuruluyor? Hemen yeri gelmişken. Neresi vuruluyor? Asker ve çete biriktirdikleri yerler vuruluyor. Bak çok güzel. Hemen yeri gelmişken o kaçanlar, gidenlerin açıklamaları var. Ya. Her şeyi Yusuf Alabar'da net ortaya koyuyor. Onu bir tane de bir cümlede ekleyeyim. Onu Azerbaycan'ın Sokar şirketi var, biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz herhalde. Tabii ki. Evet. Ya dünya çapında şirket. Sokar ne demek? Azerbaycan devleti demek. Tabii. Doğru mu? Evet. Doğru. Gürcistan'da Ermeni kilisesine ve Ermeni köylerine gaz veriyor.
Bak. Evet, şey tabii, değil. Ücretsiz gaz veriyor. Ücretsiz gaz veriyor. İşte Azerbaycan devletinin mantığı, bakış açısı budur. Hatta ona göre şirket Azerbaycan'da, yani bazı kesimler tarafınca da ciddi eleştirildi. Neden onlara şey veriyorsun ya, diye. Biz, bazı kesim tarafından. Buna rağmen devletin bakış açısı budur zaten. Ben onu izah etmek istiyorum. Doğu Güneydoğu'da PKK'yı o hendek olayları sırasında def ederken kılı kırk yardık, yüzlerce şehit verdik, bir tane sivilin burnu kanamasın. Gittiler diye. Yemen'den görüntü getirdiler. Evet. Silahlı kuvvetlerinin yapmış evet. olduğu katliam diye Yemen'den. Şimdi de oysa, şöyle bir moda oysa var. Oysa bir batılı gibi, batasıca batılı gibi davranmış olsak bir şeyi Rakka'da yaptığımızı yaparız. Felluce'de evet. yaptığımızı tabii, yaparız. Tabii, tabii. Bağdat'ta yaptığımızı tabii, yaparız. Ya. Ebu Gureyp'te yaptığımızı yaparız. Ya. Özellikle bu cihatçı yalanına... Ona geleceğiz. Bir cümle sarf edeyim. Ermenilerin uydurduğu Ermeni propagandası, Ermenistan propagandasını düzelteyim. Ermenistan propagandasının vurguladığı şey şudur. Sakallı insanların resmini, Azerbaycanlılardı bunlar. İşte bakın sakallı şeyler var bu. Bunlar Arap. Ben de Paşinyan'da cihatçı. Yok, ben arkadaşlara onu dedim ki lütfen 90, 91, 92 senesindeki Karabağ Savaşı'ndaki Azerbaycanlıların fotoğraflarını hepsini çıkartın ortaya. Bu garip, bu canların orada zamanı mı oldu? Yüzlerini böyle bir güzel güzel de tıraş etsinler. 90'da, 91'de, 92'deki bütün komutanların Azerbaycanlı bizim yakınlarımız, bildiklerimiz, birebir isimler bildiklerimizin yüzde büyük ekseriyeti sakal. Ya böyle bir şey yok. Velev ki var ya. Bak, Allah bu, Allah. Bak burada şey değil yani. Bir defa çok imani noktada çok yüksek bir farklı bir boyut var şu anda Azerbaycan ordusunda. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani 90'lardaki bakış açısıyla. Yani ben o gün orada bayrak dikilirken ezanın okunması beni ağlattı. Yani değişen sosyolojik bazı şeyler var ya, o sakal da eder, tutar. Seküler kalınsa belki. Ondan kime ne? Kime ne? Ya kime bu ülke ne? Sakal ve tüy üzerinden. Hayır, bu buradan bahsetmiyorum. Hayır, buradan bahsetmiyorum. Ha, hayır yani evet, burada da öyle. Aynı şey burada da var iz düşümü. O yüzden söylüyorum. Buradaki başka. O diyor ki bu sakal üzerinden yorum yaparken diyor ki bu cihatçı da diyor. Oysa Azerbaycan'da normal artık başka farklı... Niye? Azerbaycan Türk'ü sakal bırakamaz. Bırakıyor artık işte ondan bahsediyorum. Bak ne şu, güzel ki. Şu, ama yok bunun Azer, benzerleri var zaten. Anladım. Azer'in bir şey diyecek galiba, o görüntüyü yayınlamadan önce ona bir söz hakkı vereyim. Hangi konuda? Ha, yani tamam. Tamam siz görüntüyü verin ben sonra girelim. Tamam. Şimdi görüntü şu, Azerbaycan ordusu işgal altındaki, klimayı bir parça açalım, işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarıyor. O esnada o işgal edilen, Ermenistan tarafından işgal edilen o topraklarda yaşayan Ermeniler, bakın ne diyor, bakın altını çiziyorum, o topraklarda yaşayan Ermeniler, yani oradan, işgal topraklarında yaşayan Ermeniler bakın ne diyor. Sadece o değil, ne dediklerini göreceksiniz. Kapak olsun birilerine, ayrı mesele. Aksi olsaydı oradaki işgalcileri Azerbaycan ordusu bir dakika içerisinde sivil, yaşlı, çoluk, çocuk, asker demeden bombalar geçer giderdi. Ama öyle bir şey yok. Bizim böyle bir, yani bu inancımıza da aykırı. Aykırı. Daha ileri. Söyleyeyim, ben ilahiyatçı değilim ama haramdır bu ya. Evet. Böyle bir şey yok. Yani savaşın da kendi kuralı var. Tabii canım. Ben size Ermenistan çetelerinin yaptığı ben de anlatırsınız. Savaş suçlarını anlatacağım. Şimdi o görüntüye bakalım hadi. Yes, boş bir tane tünüşem. Yes, günüme en var. Benim imtunogu apa hokter pahem. Nolyes galim im hayrenik. Im hayrenik am paktum. Paktum çünkü. Kaynak. Es et daran şey var bunun. Pak ne metam. Ur
kalır günaz günaz beş pekayız kalır gümüş esel gümüt zeliler ne ki kent tanelim ne kadar şurçka ile kek tapirin parkası tanin parkesini görüyor ne görüyor ne kadar düşünecek mi siz kıtanak sakış kalınır siz kıtanak ezetiniz artar hınzvaz vaj yeter mi hat vayın komadı zengek af Esincesiniz Arzdanov esincesiniz Martı. Nerkayana vayenli biletov vayen komat havaktır. Kayışlı kımatını güğüm, melit sakımatını var mı yapmını parını tanı. Ste yürüz devi dizeriz kina. Yetek amca saman hınç pahın var. Karakoşçılı güğün vınaştan. Kani yolda etmeyeyim. Dişer jami reki komlerine sıksetim güğü arınbak ozel. Medan takıstotun dütsedo kambata ega me. Aset elek postel gravumen. Հելանք ու սկսինք թալիշ գյուղից սկսած, բոյ տալու վեկանք տեպի պոստը։ Սկսինք հերտով սախ պոստերը վեկալել մեր ու պայլը։ Հրետանի էր տվեցին իրանք, շիշտ է մենք զոչ տվեցինք, բայց վիրավորներ ունենք, բայց թեթե վիրավորներ էին էլի։ Համկրվում ենք, համ վիրավորներին էինք օգնում։ Եթե շտալու տեղ չունենք, առաջ ենք է շտալու, մինչև վերջ։ Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben oh olsun diyemem. Yok. Der miyiz? Diyemeyiz. Yani olabilir mi ya? Olabilir bu insanlar... Şimdi bu çocuk, bu genç çocuk. Ne günah var? Adam diyor ki beni zorla getirmişler buraya. Hiç çamaşır bile vermedim. Üşüyorum diyor. İki gündür yemek yemiyoruz diyor. Onları oraya, zor duruyorum orada diyor. Bir dram, bir trajedi görüntüsü elde etmeye çalışıyor. Bunlar üzerinden. Bu ölü sevicilik var ya. Dirisi değil ölüsü lazım. Ya. Bu bizde de vardı biliyorsun. Bu tabii. Gen bizde de tabii, var tabii. Maalesef. Onların... Paşinyan onların ölü bedenleri üzerinden propaganda yapmak için atıyor Azerbaycan ordusunun önüne ki yok Azerbaycan ordusu o bu, mazlum ya o adam o insanlar mazlum. Diyor ki benim evet benim ne işim var burada diyor. Ya bu başından sakat bir şeydi diyor. Biz burada işgalciyiz diyor. Mı sandık? Erivan'a evimiz kadın o kadın tabii, çok güzel şey. Erivan'a evimize dönüyoruz evet, diyor. Evet kadın çok güzel şey anlattı diyor ki yani burası bizim değil ki diyor. Kaldı ki Karabağ'ın Ermenisi olan Azerbaycan vatandaşıysa İlham Aliyev açıkça dedi ki evet. Onlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Evet. Karabağ tekrardan Azerbaycan topraklarına katıldığında bu coğrafyada huzur içinde yaşamaya devam aynen. Edecektir. Aynen. Vesselam bitti bu kadar. Sözünü de tutacak kadar bu halk gerçekten ben şimdi hani o Gence'deki o teyzenin Gence... Halen orada Ermeni kökenli vatandaşlar var. Ben hatırlıyorum bizim komşumuz vardı Asiye teyze. O dönemde o ortalık çok karıştığı dönemler 90'ların başında falan. Bütün komşular benim annem dahil yardım etti onların gitme ya sürecine. Nasıl etmesin? Hatta yani bu komşumuz bizim ya şeyde hüzünde düğünde beraber olduğumuz insanlar. Şimdi şunu izah etmek istiyorum. Gerçekten bak bu genç adama ben o kadar şimdi üzüldüm ki. Bak, evet. Yemin ediyorum ay, üzüldüm. Ay biliyorum ben seni Sevil tanıyorum. Bunun bu çocuğun anası babası var değil mi? Yani tabii. bu da bir ananın balası. Ya iki gündür aç. İşte yani ya bunun sebebi biz değiliz ki. Evet. Azerbaycan değil. Kendisi çok teşekkür ediyorum. Bak ifade ediyor. Diyor ki bizimle bir alakası çıkıp yok. Bulduğunu getirmiş oraya. Çıkıp kendi geliyor ha. Ben size gerçekleri söyleyeyim mi diye kendi geliyor. Evet, evet diyor. Ben evet, size gerçekleri evet. Söyleyeyim mi diye evet, geliyor. Evet diyor. Yani yaşlı insanları toplayıp getirmişler. Yusuf, kimse de kalmak istemiyor. Yusuf Alabarda. Şimdi evet. Bunlar olurken dün akşam Halk TV'de Levent Gültekin evet çıktı ya, dedi nasıl, ki Azerbaycan diye bir devlet var mı? Bunu konuşmak aşiret lazım. Aşiret dedi. Azerbaycan'ı aşiret dedi. Demek için. Bunu niye dersin? Bir diğer CHP'li Ünal Çeviköz, cihatçılar oraya geliyor dedi. Maalesef silah veriliyor dedi. Maalesef silah veriliyor. Bu konu çok önemli. Bunu değerlendirdim. Azerbaycan zaten kendi parasından silah alıyor. Hayır, uluslararası mutlaka öyle de. Anlaşmalara mutlaka dayanarak de. Bir sıkıntısı yok ki. Parasını veriyor, alıyor. Silahını alıyor. Sonra, İsrail'den de alıyor, başka yerlerden de alıyor. Yani Türkiye'nin niye töhmet altında bırakmaya gayret var onu anlamıyorum ben ya. Burada aslında Türkiye üzerinden... Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almasını itibarsızlaştırmak. Evet. Çünkü neden? Erdoğan destek verdi. Tabii.
Yani biraz önce de söylediğimiz bütün dert gibi. Erdoğan, bütün dert, bu. Bütün dert Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı. Aslında Turgay olan ne biliyor musunuz? PKK 1984. 1984'ten bu yana bir terör vesayeti. Ve bu terör vesayetiyle yüz milyarlarca dolar para ve on binlerce can. Aynı zamanda 1991 Birinci Körfez Harekatı, İran parçalanması. Milyon insan. Milyon insanın Batı menşeili kimyasal bombalarla masum ve mazlum Kürtlerin katledilişi. Suriye'de 9 yıldan bu yana 7,5 ila 8 milyon insanın kendi topraklarından farklı coğrafyalara gitmesi, 4-4,5 milyonun Türkiye'de olmak üzere. Ege Denizi'nde 9 yıldan bu yana İSTMET dedikleri bir proje kapsamında Türkiye'yi dışlayan bir siyasetin 9-10 yıldan bu yana sahaya çıkartılışı. 1960 yılından bu yana 74'te zirve yapacak şekilde Boğazönü ve Doğu Ege adaları ile 12 adaların 23 tanesinin 16'sının son derece teçhizatlı bir şekilde silahlandırılması. Bakın şöyle bir 30-40 yıllık bir şey çizdim. Kuşatma çizdin sen. Muhasebe adım. Defteri kapatılıyor Turgay Güler. İran kuzeyindeki terör defteri 1997'de Beka Vadisi'nden geldiler Kandil'e. Aradan tamı tamına 23 sene geçti. Terör defterini kapattı. Muhasebe defterini kapattı. Suriye'de 10 yıldan bu yana bir takım hesaplamalarla sınırlarımızın dibinde PKK devleti kurmaya çalıştılar. Muhasebe defteri kapatıldı. Libya'da Kaddafi'den sonrasına yönelik olarak bir takım plan yaptılar 2011'de. NATO'nun kararı açıklanmadan Sarkozy sahneye indi. Türkiye çıktı, muhasebe defterini kapattı. Yetmedi. 1994 yılında Minsk grubu kuruldu. 26 yıldan bu yana geviş getiren hayvanlar gibi hiçbir mesafe almayacak şekilde Azerbaycan'da ortaya çıkması olası sonuçlarla ilgili parmaklarını kapatmadılar. Diplomatik. Diplomasi dediler. En ufak bir şey olmadı. Canı cehennem. Şimdi Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiç kuşkusuz verdiği siyasi, iktisadi anlamda destek olacaktır. İki ülke arasında muazzam ilişkiler var. Yani stratejik ilişkilerin ötesinde ilişkiler var. Ama ısrarla söylüyoruz, o topraklardaki mücadeleyi Azerbaycan yürütüyor. Evet. Şimdi bir muhasebe defteri daha, bir sürü muhasebe defterindeki var, bir açık muhasebe defterindeki bir eksi bir daha artıya döndürülüyor. Evet. Bence sıkıntılar bu. Doğu Akdeniz'deki muhasebe defteri kapatılıyor. Evet. Ege'deki sorunlarla ilgili üstenci bir dil ile Türkiye uluslararası haklılığını dile getiriyor. Paşinyan ne diyor? Bize destek çıkmazsanız Viyana'ya gelirler evet, diyor. Evet. Bu ne biliyor musunuz? Mr. Bean'i Ermenistan Cumhuriyeti almış, kendine başbakan atmış. Adam deli yani. Bu böyle olamaz. Adam deli. Yani neden? Yani şimdi siz kardeşim, sen kardeşim Putin ile olan ilişkilerini bir tarafa koydun. Kendini gittin Fransa'nın Macron'una pazarladın. Amerika'sına başından pazarladın. Ama başından şimdi itibaren. Putin sana diyor ki, hatta görüntülerini yayınladılar. Telefona çıkıyor. Telefon evet. Açıyor, açmıyor telefonunu Putin. Dalga geçiyor. Evet. Şimdi diyor ki, gel bakalım şimdi hesap defterini görelim. Paşinyan oradan gitmeden Rusya'nın kuvvetle muhtemel çok büyük destekler vereceğini düşünmüyorum. Evet. Çünkü Paşinyan Ermenistan'ın coğrafyadaki statüsüne bakmadan, İbni Haldun'u bilmediği için coğrafya kaderdir cümlesini de duymamış. Gitmiş Fransa'daki diasporaya Rusya'yı satmış. Amerika'daki diasporaya Rusya'yı satmış. Kendi aralarında bir itiş kakış var. Bu itiş kakış esnasında da gitmiş içerideki Allah'ın ekonomik... Allah'ın bir lütfu. Tabii. Ama burada bir yalanı da var Turgay. Her şeyi Yusuf'a. Yalan. Şöyle. Ya bakın Turgay Güler, şu bir şeyi söyleyeyim size. Tamam bırak. Bırak. Turgay Güler diyor ki, Ermenistan'a destek vermek, demokrasiye destek vermektir. Hı. Ermenistan'a verilmeyecek her türlü destek küresel terörün önünü açacaktır. Subhanallah diyor, sen kimsin ya? Halk televizyonundaki o arkadaş da öyle diyor. Evet çıktı, maalesef. Aşiret devleti, demokrasi falan aşiret yoktu. Aşiret devleti mi Azerbaycan? Peki siz aşiret devleti misiniz Sevil Hanım? Tövbe açıklayın lütfen ya. Ben birazdan ona birazdan cevap vereceğim de o beyefendiye. Yani ne kadar sığ olduğunu, ne kadar dayaz olduğunu, ne kadar böyle neyse onunla ilgili ben bir Paşinyan'la bitireyim de işimi. Bu Paşinyan
Dikkat ettiniz değil mi bu İlham Aliyev, Sayın İlham Aliyev'in konuşmasında halka ulusa bir seslenişi vardı. Orada çok önemli şeyler bölüştü kendi toplumundan. İki çok önemli detaydan bahsetti. Dikkatimi çok çekti. Bir, diyor ki bana diyor geldi bu. Paşinyan. Yalvardı diyor. Dedi ki işte bu perde arkasında biliyorsunuz sık sık hani çok sıkışıyorum. Bana bilmem ne aç. Diyor ki bana dedi ki beni diyor çok köşeye sıkıştırıyorlar. Ben benden öncekiler gibi değilim. Ben barış istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum. Ben zaten diyor teklifimiz bizim baştan itibaren Azerbaycan ne diyor? Diyor ki 5 rayon takvim belirleyelim. 5 rayonu verin bu harita yoktu gösterecektim. Karabağ dışında yani Karabağ ortada kalıyor. Bu Ermenistan'la Karabağ'ın arasındaki o 7 rayon vardı. Sadece Laçin, evet. Şusa dahil. O Şuşa yukarı Karabağ içinde. Bu Kelbecer, Laçın, Gubatlı, Fizuli, Zengilan bu bölgeni bu açık turuncu olan bölgedeki reyonlardan 5 rayonu ilk aşamada, Laçın'la Kelbecer'i ikinci aşamada, üçüncü aşamada da yukarı Karabağ'daki Azerbaycanlı demografik yapı geriye dönsün. Sonra siz referanduma gidilsin veya referanduma yüksek statüyle ilgili ben gelin oturalım yüksek statünü konuşalım diyor. Ama bu Azerbaycanlıların geri dönüş sağlaması lazım. Yukarı Karabağ'dakilerden bahsediyorum. Anladım. Karabağ dışındaki 7 rayondan bahsetmiyorum. Bu da diyor ki evet. Bunu İlham Aliyev açık herkesin gözü önünde ifade etti. Bu da diyor ki evet ama beni çok sıkıştırıyorlar. Bir gidiyorum diyor. Geliyor bana Karabağ Azerbaycan'dı. Ermenistan'da o da benim gibi dili sürüşerek doğrunu söylüyor. Bir toplantıda hatırlıyorsanız İlham Aliyev'le debata çıkıyor ve orada Karabağ Azerbaycan diyor. Sonra düzeltmek zorunda kalıyor. Gerçeği o zaten. Geçmiş olsun. Evet. Sonra bu Karabağ'a ikide bir gidiyor yukarı Karabağ'a. Böyle eşiyle birlikte bir Anno Akopyan hanımıyla birlikte kamuflaj giyerek orada işte Kalaşnikov'la fotoğrafları var. Evet. Var ne kadar çirkin bir görüntüyle Azerbaycan'ın sinir uçlarını çok rencide etmeye kalktı. Çok. Burada çok kaşın. Burada çok başka bir niyet var. Esasında Yusuf Bey siz de biliyorsunuz Paşinyan Ermenistan kamuoyunu ve Ermenistan'daki esas pozisyonu Rusya'nın güdümünden çıkartarak Batı'ya peşkeş çekmeye kaldı. Entegre. Kendiler bilir kime peşkeş. Onlar alışmışlar zaten. Bir yerlere peşkeş çekecekler sonunda. sıkıntı yok ne tarafa çekecekler. Ama şu var. Buradan yaparken bunu çok sinsi bir plan kurguladılar. Macron düşündü ki Tovuz'a yeni müdahaleyle ki Tovuz'un bir alakası yok burayla. Tovuz'dan yeni toprak ihlali olursa ki saldırının maksadı buydu. Paşinyan Macron'la birlikte bunu planladı muhtemel. Peki bir parça daha toprak alırsa Paşinyan Ermenistan içerisinde liderliğini pekiştirmiş olacak. O değil. Sadece o değil. Buna Türkiye kızacak. Türkiye devreye girecek. Güney Kafkasya'da Rusya, aman Türkiye burada ne nasıl yani olabilir diye. Bu iki büyük güç bu parametre yüzünden kapışacak. Macron'un derdi Paşinyan'ı lider yapmak değil. Macron'un derdi Rusya Türkiye'yi germek. Türkiye ile Rusya'nın Doğu Akdeniz'de yaptıramadığı kapışmayı burada yaptıracaktı. Oysa çok enteresan, kader işte, kader. Evet, kader. Allah'ın da bir hesabı tabii, var. Tabii, orada Paşinyan da bıkmıştı Putin Paşinyan'ın eline. Neden? Paşinyan gelen günden itibaren Rusya'nın adamlarını tutukladı. Bu adamlar da, Koçaryan başta olmakla, yukarı Karabağ'ın işgalindeki komutanlardı. Onlar böyle... Tabii. Tam böyle. Serkis yan dahil. Tam böyle dibin dibi. Bu başka konu. Mesela detayları yer bir yer oturtalım. Bunlar Azerbaycan topraklarının elleri kana bulaşmış. Bu kanın üzerinden Karabağ Ermenileri Ermenistan'da iktidar oldu. Rusya bu iktidarı destekledi. Yani o dönemde bu destekle biz topraklarımız. Ben onu da çok yediremiyordum kendim. Hani çok duyuyorduk. Ya siz bu kadarsız nasıl bunu kaybet? Arkadaş bizim elimizdeki av tüfekleri toplandı. 80'lerin sonunda. Vatandaşın elinde bir şey yoktu ki. Ne vardı? Doğru söylüyorsun. Hiçbir şey yoktu. İki.
Tamam, bu adamları tutukladı, karizmasını, Putin'in karizmasını çizmekle meşguldu. Ve Putin buna çok kızmıştı. Ben Rus medyasında buna Paşinyan unvanında denilmedik sözler kalmadı. Ne zaman bu ortam pekiştiğini Rusya görünce, Rusya seyirci kalmakla esasında sürecin Paşinyan'ın hata yapmasını, çünkü biliyor. Azerbaycan tek başına Ermenistan'la karşı karşıya kalırsa, bu iç imkanlarla Azerbaycan bunların uhdesinden gelecek. Kimseye ihtiyaç yok zaten. Çünkü 30 yılda Azerbaycan bugüne hazırlanıyor. Ben hatta bugünlerde duydum, çok da mutlu oldum. Kaç yıldır böyle özel, ismini zikretmeyeceğim, özel bir grubu varmış ordu içinde. En yüksekliklerimizi nasıl alacağına dair 20 senedir bunun özel tatbikatı yapıyor. Önemli, evet. Arazi parçası. Evet, evet, isim zikretmeyeceğim. Ama gerçekten buna yönelik ordu içerisinde şeyin olduğunu ben öğrendim. Siz diplomasi dedikçe o iki adım daha gitmeyi düşünüyorum. Yani İlham Aliyev, bir de bunu da söyleyeyim ya, ben. Çok, bir dakika dur. Manşetlik bir cümle verdi. Siz Bey. Yok Yusuf. Siz diplomasi dedikçe Karabağ'a yeni Karabağlar katmaya çalışıyor. Evet. Evet. Siz diplomasi dedikçe Gence de gider. Siz diplomasi deyince Gölgöy'de gider. Gölgöy'de gider. Gölgöl. Ha, Gölgöl. Onu da biliyorsun. Öyle maşallah. Siz hepsini biliyorsunuz. O da güzel bir cennet, evet, bir mekan. Yani, o gelecek için biz grubunun kaleme aldığı İlhan Caner'in, yani Canan Kaftancıoğlu'na, Selin Sayek Böke'ye yakın olan, birlikte hareket eden İlhan Caner'in kaleme aldığı Gelecek için Biz grubunun bildirisinde şunu diyor. Diyor ki siyasi elitlerin savaş çığırtkanlıklarına Azerbaycan ve Ermenistan'ın fakir çocukları feda edilemez. Ne alakası var? Hemen bir bizim hepimizin çocukları orada. Evet. Hepimizin ailesinden şey var orada, o fakir çocukların hepsi orada ve mutluyuz. İyi ki oradalar. Hayır, onu demiyor. İlhan Caner, evet, milli mücadelede Anadolu Yunan işgaline uğradığında gariban Yunan evlatları emperyalizme kurban edilemez mi diyecek. Ya bravo. Var mı böyle bir şey? Bravo. Bravo. Var mı yani, böyle bir şey? Bu cümleyi tabii ki savaşlar lazım. Kandır, gözyaşıdır. Evlatlarımızın kaybıdır. Tartışmasız. Fransızlar, İngilizler Anadolu'yu işgal ettiğinde böyle mi diyeceğiz? Yani şey mi diyeceğiz? Sütçü imam boşuna mücadele ediyor. Fransız evlatları orada maalesef katlediliyor mu diyeceğiz? Öyle mi diyeceğiz? Böyle nasıl bir mantık, var mı? Nasıl bir mantık? Ha, şöyle olur. Savaşın acı yüzü dersin. Bu tartışmalar yokken sulh zamanında bir konferans düzenlenir. Hümanist perspektiften bakarsın. Gayet doğal. Yahu Karabağ işgal altında 30 yıldır kanla, canla başla burada mücadele ediliyor. Siz diyorsunuz ki gariban Azerbaycan ve Ermeni çocukları 30 yıl önce ya, silahla gelmiş. 1 milyon kaçkın vardı, evet, konuşsun. Tren istasyonunda vagonlarda yaşadılar. Ne kadar yeni çocuklar doğuldu. Tabii ki. Onlar, tren istasyonunda vagonlarda yaşadı bu insanlar. Azerbaycan nüfusu 8,5 milyonken 1 milyon insan. Türkiye nüfusuna göre kıyaslarsanız yaklaşık 10-15 milyon insanın sürgün edilmesi yerlerinden anlamına gelir. Ekonomisi perişan oldu Azerbaycan'ın. Evet. Gençlerin hayatları mahvoldu. Tren istasyonunda vagonlardan, naylondan evlerde yaşadılar. Anlatsın, evet, canlı şahitleri burada. Bunlarla ilgili bugüne kadar tek kelam etmez de bugün bu harekat başladığında ederseniz kusura bakmayın, o zaman niyetinizi sorgularız. CHP şunu bilmiyor mu? Bu tür açıklamayı yapanlar, İlhan Caner şunu bilmiyor mu? 30 yıl önce topuyla, tüfeğiyle, silahıyla, bıçağıyla, kılıcıyla geldi, kesti, biçti, öldürdü, katletti. Çocukları, bebeleri çarmıha gerdi. Kanlarının süzülerek can vermelerini izlediler. Ve 30 yıldır işgal ediyorlar. 30 yıldır diplomasi, Minsk grubu, şu bu. 30 yıldır oradan çıkmıyorlar. Günün sonunda diyorlar ki çıkmayacağız. Şurayı da alacağız. Başlıyorlar bombalamaya. Evet, evet, aynen öyle oldu. Sana kalan adil, ahlaklı, Müslümanca bir savaş ortaya koyup işgal altındaki bölgelerde işgalci Ermenistan askerlerini oradan püskürtmek. Bir daha söyler misiniz? Adil, aynen, ahlaklı
ve İslam savaş hukukuna uygun bir mücadele. Bugün, evet. Bugün Savunma budur. Bakanlığı'nın sözcüsünün konuşması o kadar duygulandırdı ki ben budur Azerbaycan işte. Savunma Bakanlığı'nın savaşın kurallarını hiç bozmuyoruz. Hem dinimizin hem milletimizin değer ve yargısı içerisinde esir olanın, kendisi teslim olanın, sivil yol isteyenin hepsine, bütün bunların hepsini sağlıyoruz dedi alanda. Bunların hepsinin kanıtı evet. var, görüntülü ama başka şeyler de biz gördük. Tam için. Bu araya ordunun duasını alalım mı? O şiiri mi? Alalım mı? Azer'in. Tam Azer'in, buraya. Azer'in, ordunun duası. Şimdi şiiri söylemezden önce bugün herhalde gördüğünüz sosyal medyada da bir askerimizin hangi ruhla orada evet. bizim askerlerle savaşmasını gördünüz değil mi? Mehmet evet. Akif Ersoy'un işte İstiklal Marşı'nı hangi ruhla, nece bir büyük bir sevgiyle, sevinçle dile getirdi. İşte Azerbaycan'ı alalım hemen arkadaşlar. Yani valla bulun onu gösterin ve çok enteresan bir şeydir. Orada bir şey dile getiriyor. Diyor ki, benim diyor en büyük arzum odur ki işgaldan torpaqlarımızı kurtaraq ve inşallah burada Galatasaray'la Qarabağ maçını izleyelim diyor. Yani o kadar duygulandım ki. Niye aynı ligde olmayalım yani? Yani valla inşallah ki Qarabağ'da. Ben de söz verdim, Twitter'dan bir tweet attım. Dedim inşallah o maça özel de bir marş yazacağım. Ama sana davet oldu. Sana davet oldu. Evet, seni senden o marş istendi. Evet, Sevil, marş sen, ben Yusuf Alabar'da birlikte gidelim inşallah o maça. Evet. Ben, Turgay, bir daha genişletelim mi vizyonu? Genişletelim. Biz sadece Azerbaycan'da Qarabağ maçına gitmek istemiyoruz. Biz Bakü'ye de gitmek istiyoruz. Bakü'ye de gitmek istiyoruz. Biz Süleymaniye'ye de gitmek istiyoruz. İnşallah. Biz Kerkük'e evet, gidip evet. Hoyrat dinlemek evet. istiyoruz. Evet. Sınırlara saygı göstererek bunu yapmak istiyoruz. Biz Sevil'le Azerbaycan'a gittik. Hollanda'dan arabanızı sürerken Almanya'ya geçtiğinizi fark etmiyorsunuz. Siz kendiniz için böylesine güzel bir cennet yaratıyorsunuz. Bize de evet. sarhoş atlar zamanındaki gibi ya. Kaçakçıların bir sınırdan öbür sınıra geçtiği, kanın gözyaşının olduğu bir coğrafyayı reva görüyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Evet, şu anda biz tabii ki devletlerin sınırlarına saygı gösteriyoruz. Sonsuz ama kardeşim biz Süleymaniye'ye, biz Kerkük'e, biz Erbil'e, biz Şam'a, biz Halep'e kardeş gibi İnşallah. Gitmek, oralarda dolaşmak İnşallah. İstiyoruz. İnşallah. İstiyoruz ki o insanlar da Ankara'ya, Diyarbakır'a, Elaziz'e, efendim mesela Kars'a, Iğdır'a hiç kesintisiz araba Bakü'ye, sürerken park, hatta Erivan'a da gitmek istiyoruz. Yani biz Ermeni milletine ilgili bir Ermeni fobimiz yok. Hayır, bizim. Asla. Olamaz da. Sen Osmanlıcısın. Evet. Vallahi bunu öyle diyorlarsa. Öyle diyorlar. Evet. Öyle diyorlarsa elhamdülillah. Evet. Şimdi bunu söyleyince Osmanlıcılığı nereden getirip buraya dayıyorsun? İtibarsızlaştırma yani. Gayreti içerisindesin. Ortaya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim devletimdir. Ben saltanat falan istemiyorum. Cumhuriyetle bir problemim yok. Nokta. Cumhuriyetin çocuğu olmakla evet. gurur duyduğumuzu bir Nokta. Defa söyledik. Bin Nokta. Birinciyi de söyleyelim. O kadar. Ama dediğimiz vizyonu da bizden esirgemeyin. Fatih Sultan yani bugün... Mehmet mezarından kalkıp gelse seçime girmek zorunda. Ya. Bitti. Bu kadar açık söyleyeyim. Bunun üzerine ya. Bir şey söylenmez. Evet. Azer'in? Evet. Yılmam ölümden yaradan askerim. Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var. Ölürüm. İsterim yurduma tek düşman ayak basmasın. Türk eriyiz. Silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman mescidimin boynuna çan asmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu Ekber. Millet için etti mi ordum sefer? Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boş akmasın. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle, minaremde öten gür sesin. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin. Amin. Allahu ekber. Amin. Azer, ya, bu motivasyondan... yani biraz da gözükün yüzünü kapatsalar ondan da cihatçı çıkartabilirler. Tabii, tabii. Onun için lütfen onun yüzünü açık ve net gösterin. Ya lütfen. bu motivasyondan, bu bizden, yani bu bizden niçin rahatsız olunur? İşte dediğim gibi. Çünkü hiçbir şekilde sizin onların ortaya koymuş olduğu, biraz önce çizmiş olduğum Almanya'dan Fransa'ya, Fransa'dan Almanya'ya giderken oluşturmuş oldukları kendileri açısından yapıyı hiçbir şekilde bu bölgede istemedikleri için bundan son derece rahatsız ve bu siyasetin Türkiye'de maalesef iz düşümü var. Hı hı. Ben sadece Türkiye'de olduğuna da inanmıyorum. Bugün bir paylaşım yaptım. Her memleketin bir Fikret Abdiçi var. Hı hı. Var yani. Azerbaycan'ın da vardır kendisi içinde bir Fikret, evet, Abdiçi. Dolayısıyla maalesef bizdeki iz düşümleri Biden kendi elemanları olarak açıkladı. Ortaya çıkan kayıtlar kimlerin hangi kodlarla kimlere hizmet ettiği de ortada. Evet. Dolayısıyla Turgay Güler istemiyorlar ama onlar istemese de biz bu sulh içerisinde birlikte yaşama iradesini mutlak surette başaracağız. Ama ben şunu gördüm. Bugüne kadar yapmış olduğum bütün tarihsel okumalarda İttihadi İslam diyebilirsiniz, Pax Ottomana diyebilirsiniz, Coexistence diyebilirsiniz. Birlikte huzur içerisinde, harmoni içerisinde Ortodoks'u, Katolik'i, Müslüman'ı bir arada yaşamak diye adına ne derseniz deyin iki şeyle olmuş. Güç ve adalet. Aynı. Yani demokrasi, bravo, insan hakları, bunları, bravo, yatsımıyorum. Ama hepsinin, evet, yüzyıllardan bu yana üzerinde dayandığı ana iki aks güç ve adalet olmuş. Eğer siz güçten mahrum olursanız sadece adil olmak duygusuyla hareket eder. Fakat hiçbir gücünüz olmazsa sizi pespaye ederler. Üzerinizden zırhlıları geçirirler, atlıları geçirirler. Gücünüzün mutlaka olması lazım. Gücünüz var, adaletiniz yok. Sizi Moğol'un atlı süvarilerinin dışında tutacak hiçbir şey yok. Yakarsınız, yıkarsınız, işgal edersiniz ama 50 yıl sonra da geriye gidersiniz. Neden Osmanlı nizam-ı alem ülküsü doğrultusunda kurduğu şeyi güç ve adalet eksenine oturdu? Viyana'ya gitmekle kalmadı. Oralarda yüzyıllarca süren bir sistematik kurdu. Adalet dağıttı, sistem kurdu, ekonomi oluşturdu, evet, vergi topladı, huzurunu sağladı. Yani bu güç ve adalet duygusu çok önemli. Dolayısıyla biz bu anlamda adına ne derseniz deyin. Yani birisi Pax Ottomana'dan rahatsız oluyorsa bunun adına efendime söyleyeyim birlikte harmoni içinde yaşama, işte Batılıların o coexistence dedikleri, bunu etiketleyebilirsiniz. Ama bunu sağlamanın da iki yolu var: güç ve adalet. Bana göre Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu adil ve hakkaniyetli tutum, işte 4,5 milyon Suriye'de, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasıyla ilgili Azerbaycan'ın yanında dururken diğer taraftan da burada ısrarla altını çiziyoruz. Ne diyoruz? Türkiye'de işçi olarak çalışan Ermenistan'dan gelme Ermenistan vatandaşlarına kem gözle bile bakmayın diyoruz. Aynen. İşte adalet bu. Evet. Artı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, olanlara da kimse, Türkiye Cumhuriyeti, evet, vatandaşı olan Ermeni vatandaşlarımızla ilgili 3 programdan bu yana söylüyoruz var. Yani. Ha, geçen hafta burada Markar abi andık burada. Yani Markar abinin gözünün yaşına bu coğrafya, evet, yakılır. Bu kadar, evet, net söylüyoruz. Evet, gidip Bey, de kimse ben birilerinin de piyonu olarak Ermeni kilisesinin önünde korna bile öttürmesin. Ha, siz bunu istediğiniz kadar söyleyin. Birileri araya girip tetiği çeker mi? Çeker. Hrant Dink'i Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan millet aşkıyla yanan birileri mi gitti katletti? Asla. Sokağa dökülsün diye gittiniz kilisenin çanına, bundan 1,5-2 ay önce bilmem ne yazdınız ama Emniyet Genel Müdürlüğü, o Türkiye FETÖ'cüler tarafından yönetilen Emniyet Genel Müdürlüğü yok. Anında aldı, anında içeri koydu. Evet. Bu kadar basit. Bu ülkede hukukun dışına çıkan her kim olursa olsun anında kulağından tutup mahkemenin önüne koyabiliyorsanız, faili meçhulleri engelleyebiliyorsanız Turgay Güler, o zaman hiç kimse kimseye yan gözle bile bakamaz. Bunu ısrarla çiziyoruz. Niye? Çünkü adil olmak istiyoruz. Eksiğimiz varsa Allah bizi affetsin. Adil olmak istiyoruz. Adil olmak istiyoruz. Adil olmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de güçsüz olmak istemiyoruz. Yani ya bu ülkede PKK'yı savunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maaş ödediği milletvekili var ya. Bitti bu kadar. Ama Ermeni bu, milletvekili. Ama bu Turgay Güler PKK'nın terör eylemlerine yönelik olarak
harekat yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz güçsüz değiliz. Güç projekte etmek durumundayız. Problem burada zaten. İşte bunu yaptığınız zaman Turgay Güler, size Fransa'dan da isyan gelir, Biden'dan da isyan gelir. İşte çıkmış diyor ki, şimdi konuşuruz belki, Ayasofya konusunda mevcut yönetim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapsın. Gel iktidara Kasım'dan sonra sen yap. Sen yap hadi. Hadi gel sen yap. Yani böyle bir şey var mı? Ayasofya bugün itibarıyla bila bedel Ortodoks orayı, o mabedi görmek isteyenlere de açıktır. Katoliklere de açıktır. Hı-hı. Müslümanlara da açıktır. Bununla ilgili şirk şüphe yok zaten. Ama siz Yunanistan'da, Batı Trakya'da Müslümanlara yapılan her türden sıkıntılı hususları görmezden geleceksiniz. Kudüs gibi bir noktayı İsrail'in sözde başkenti ilan edeceksiniz. Bunlarla ilgili tek kelime etmeyeceksiniz. Ayasofya gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve atam Fatih Sultan Muhammed Han'ın belgeli bir şekilde vakfına ait olan bir hususu biz tekrar aslına rücu ettirdiğimizde gürültüyü ve vaveylayı kopartacaksınız. Üç kuruşa bu şekilde açıklamalar yoktur Gaygiler. Dolayısıyla yani siz bu adil olma hususu ve güç devşirme olayını bizim mutlak surette önümüzdeki süreç içerisinde de sahaya yaymamız gerekir. Bakın Aynel İsa vardı hemen Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat yönelttiği bölgelerde. Hemen oradaki ekalliyet Hristiyan Suriye vatandaşları üzerinden bir fırtına kopartıldı. Ben gözlerimle gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmış olunan oradaki kiliseleri ayağa kaldırdı. Ben 1996 yılında Bosna Hersek'te, kendisinin kulaklarını çınlatıyorum burada, Ahmet Berberoğlu dedikleri örnek bir Türk Silahlı Kuvvetleri komutanı tarafından kiliselerin ayağa kaldırıldığını gördüm. Ortodokslara yardım edildiğini gördüm. Gürcistan'daki Ortodokslara Sokar denilen Azerbaycan şirketi ücretsiz doğal gaz veriyor, evet, diyor. Grigoryanlara, Ermenilere de veriyor. Kardeş hukuku şey, içerisinde. Gürcülere de. Yani bu şekilde. Dolayısıyla biz istemeyiz kimsenin kirpiğinin saçının teline, ama biliriz ki ittihat güçle mümkündür, evet, adaletle mümkündür. Evet. Şimdi o bir görüntü istemiştim. Bulabildiniz mi? Hangisiydi dediniz? Azerbaycan askerinin. Azerbaycan askerinin İstiklal Marşı okuması, Azerin Hanım bahsetti, tamam, ona bakacaksınız. Şimdi o A Haber'e verilen röportajdı. Şimdi şurayı konuşalım mı? Ermenistan yerleşim birimlerine saldırıyor. Düşünsenize. Bu benim kafama takılan çok ciddi bir soru. Yusuf Alabar'da. Evet. Mesela aynı şeyi Azerbaycan. İstese bile yapamaz. Kendisi açısından sonuçları çok ağır olur. Yapmaz. Aklından dahi geçirmez. Ama böyle bir şey olsa, kazara olsa, sivil yerleşim yerlerine kazara bir mermi düşse, dünya kamuoyu Azerbaycan'ı boğar. Ya. Biz sivillerin kılına dahi zarar vermediğimiz halde Afrin'de, Cerablus'ta, geleceğim. Dünya kıyameti kopardı. Ya. Bu hakikat ortadayken, yani sivillerin hedef alındığı bir savaşın meşruiyetinin olmayacağı bilinirken, bu Paşinyan denen Mr. Bean, ne cüretle ve cesaretle ve aymazlıkla sivilleri hedef alan işler yapar. Gence'ye, efendime söyleyeyim, Bakü'ye niye saldırır? Niye saldırır? Şundan dolayı, Gence'ye ve bu bölgeye yönelik olarak Ermenistan tarafından gönderilen roketli saldırılar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ve Azerbaycan siyaset mekanizmasının dikkatini farklı noktalara teksif etmek. Bu bir. Yani ne oluyor falan gibi. İki, bugüne kadar füzeler yoluyla, kendi kara ordunuz ayak basmaksızın, kendi zırhlı birlik harekatınızı icra etmeksizin, Gence'ye attığınız iki roket, Mengeçir'e attığınız iki roket, Bakü'ye attığınız iki roketle bu bölgeler sizin olsaydı, Saddam Hüseyin İsrail'e yüzlerce Sukut füzesi attı. Evet. Ne oldu? Yani bundan dolayı Azerbaycan yönetimi mutlak surette ferasetli davranmalı ve davranıyor. Üç,
Eğer Azerbaycan bu konuyla ilgili fevri davranıp roketlerin ve füzelerin gönderildiği Ermenistan coğrafyasına, işgal altındaki bölgeyi demiyorum, Ermenistan coğrafyasına yönelik olarak bir saldırı başlatırsa, dertleri ve planları şu Turgay Güler: acaba biz Rusya'yı bu konuyla ilgili olarak sahaya çekebilir miyiz? Çünkü Rusya ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında bir savunma anlaşması var. Evet. Yani kim Ermenistan'a saldırırsa Rusya onun yanında yer alıyor. Yani Ermenistan'ın yanında yer alıyor. İyi de Azerbaycan hiçbir şekilde Ermenistan'a saldırmıyor. Kendi toprakları. Putin de bunu vurguluyor zaten. İstiyorlar ki yanılıp Azerbaycan da Erivan'a roket göndersin ve dolayısıyla da Rusya işin içine çekilsin. Bu kadar basit bir numarayı ne Türk devlet aklı yer, ne Azerbaycan'daki siyaset aklı yer. Bu kadar net söylüyorum. Bir diğer husus, roketlerin düştüğü Gence bölgesi, Göygöl bölgesi, efendim mesela Mengeçir bölgesi, çok Mengeçevir bölgesi çok net bir şekilde Azerbaycan'dan çıkan Bakü-Supsa, Bakü-Tiflis-Ceyhan'daki doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği önemli bir güzergah. Verilen mesaj şu: eğer bizi bu bölgede daha da sıkıştırırsanız, Baro'nun haritası verelim. Onun haritası bir numara arkadaşlar. Ben konuşurken ekrana verebilirseniz, eğer bizi bu bölgede komple ekrana verelim, daha da fazla sıkıştırırsanız, Azerbaycan açısından iktisadi anlamda çok büyük hayati değer taşıyan bu petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla ilgili bölgeyi ateşe veririz. Ama bu sadece Azerbaycan'ın düşünmesi gereken bir sual olmaz. Aynı zamanda da Batı'nın önemli doğalgazını, Batı'nın önemli miktarda petrol ihtiyacını da karşılayan Azerbaycan devleti olduğu için Batı anlamında da önemli bir sıkıntıya tekabül eder. Bir, iki, Azerbaycan kendi petrol boru hatlarını ve doğalgaz boru hatlarını hiç kuşkusuz koruyacak kudrete de, azme de sahiptir. Bu unutulmamalı. Bunların amacı bu. Bir, petrol boru hatları. İkincisi de Azerbaycan'ın dikkatini farklı noktalara teksif etmek. Ama bu siyaset işlemez. Çünkü sizin Gence'ye attığınız roketlerle siz Gence'ye falan sahip olamazsınız. Süngünüz girecek, postalınız değecek. Bu kadar net. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatlarının da şu an postalı değiyor. O bayrağı göndere çekerken eli değiyor o bayrağı. Oraya basmış. Siz Gence'ye basmadan, Bakü'ye basmadan iki tane adeta şaşkın bir şekilde giden eski teknoloji füzenizi bilmem nereye attığınızda bunun bir sonucu olmaz. Ama şöyle bir sonucu olacaktır. Bu füzeler eğer Ermenistan Cumhuriyeti Devleti topraklarından atılıyorsa, ki gelen bilgiler o yönde, herhangi bir sonuç çıkmasa bile sivil yerleşim bölgelerini Turgay Güler, hedef gözetmeksizin ateş altına almak bir savaş suçudur. Bunu Azerbaycan Devleti'nin raporlayıp Birleşmiş Milletler'in önüne koyması lazım. Ha, bir sonuç üretir mi? Vallahi ne Rakka'da üretti, diplomasi, ne Felluce'de üretti, ne Bağdat'ta üretti, ne Basra'da üretti, ne Ebu Greyb'de üretti, ne Kerkük'te üretti, ne Tuzhurmat'ta üretti, ne Suriye'de, Halep'te üretti. Hiçbir yerde üretmedi. Yapanın yaptığı yanına kar kaldı. Yumurtlamıyorsa diplomasidir. Tabii, bu kadar. Bu kadar. Dolayısıyla o sonuç üretse de üretmese de raporlayıp önüne koymak lazım. Bu bir. İkincisi de bu konuyla ilgili, eğer bu roketler topçu tespit radarları vasıtasıyla, radarla bunların yerlerine doğruluk oranları %100 olacak şekilde tespit edebiliyorsunuz. Angajman kuralları. Eğer bir şekilde Azerbaycan'ın işgal altındaki toprak parçası üzerinden gönderildiyse, önümüzdeki süreçte Azerbaycan ordusundaki SİHA'lar, kamikaze dronlar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan'ın topçu destek unsurları tarafından imha edildiğini hep birlikte göreceğiz. Nereden biliyoruz Turgay Güler? Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Afrin'deki PKK'lılar havan saldırısıyla kilise bomba düşürüyorlardı. Hatay'a bomba düşürüyorlardı. Türkiye'de bir medya organı, Turgay Güler, dedi ki PKK havan mermisi atmış, gencecik Hatay'da bir kızcağız evladımız şehit olmuş yatağında uyurken, Türkiye'deki bir paçavra 17 yaşındaki Kilisli, yo Hatay Reyhanlılı, ismini hatırlayamıyorum, evladım uyurken öldü. Vallahi de, billahi de, tillahi de. Evet, uyurken öldü. İşte evet, siz bu kadarsınız kardeşim. Siz bu kadarsınız. Biz bunları biliyoruz. O atılan havanların hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri ne yaptı Turgay Güler?
havan tespit radarlarıyla tespit etti ve anında yok etti. Azerbaycan da aynısını yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi Ermenistan, Azerbaycan'daki o işgal altındaki bölgelerdeki sivil yerleşim yerlerini hedef alıp bombalıyor ve oradaki Azerbaycanlıları bakın izliyoruz ekranda. Katlediyor ya. Yarın bu ülkeden birileri çıkar. Azerbaycan ordusu bu savaşı meşru kılmak için kendi kendisine bomba atıyor. Vallahi der. De billahi de bu konuyla ilgili ismi Türk olan birisi yine The Guardian tarafından yazılmış olunan yazıyı retweetleyerek sosyal medyada dedi ki Azerbaycan silahlı kuvvetleri parça tesirli mühimmatla sivil yerleşim alanlarına saldırıyor dedi. Allah'tan kork. Amberin zaman. Allah'tan kocası kork. Kocası CIA ajanı. Allah'tan kork. Bunu FETÖ'cü. Retweet ediyorsunuz The Guardian'ın yazmış olduğu yazıyı. Bunu hadi diyelim ki The Guardian yazmış kardeşim ben de retweet ettim dediniz. Gence'ye düşen roketi niye görmüyorsunuz? Mengeçevir'e düşeni niye görmüyorsunuz? Yani bu bölgelere yapılmış olunan saldırıları görmüyorsunuz. Gence'deki Ermeni teyze, Azerbaycan vatandaşı Ermeni teyze dün çıktı neler anlattı. Çıkın bunları da anlatın millete. Ya birisi sizi gelip dövüyor. Kafanızı, gözünüzü patlatıyor, kırıyor, kan revan içerisindesiniz. Dövenin hiçbir şeyi yok. Tabii. Hakim karşısında ikiniz de çıkıyorsunuz. Döven diyor ki beni dövdü. Hakim dedi ki evet dövmüş. Turgay Güler ne yaptılar biliyor musunuz? Barış Pınarı harekatı başladı. Sınırdayım. Rasulayna hemen yakın bir noktadayım. Sonra Tel Abyad bölgesine geçtim. Bu bölgede harekat başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntü yayınlamak adına özellikle Birleşik Arap Emirlikleri medyası, destekli medyası, Yemen'de kendi vurdukları Yemenli masum çocukları tuttu, videolarını, fotoğraflarını yayınladı. Allah'tan bu konuda Türkiye'de sosyal medya anlamında o kadar cevval bir gençlik var ki fotoğraf eşleştirmesi yaparak bunların aslında Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Blackwater şirketi tarafından katledilmiş Yemenli masumlar olduğunu ortaya çıkardı. Tıpkı 1991 yılında Saddam Hüseyin ne menen bir katil diye ya oradaki kara batakları gösterdiler. Sonradan anladık ki Norveç'teymiş. Şimdi bir molaya gideceğiz. Molanın ardından Sevin tamam. Sözü sana vereceğim. Yok bir yeni paylaşım geldi de. Tamam hemen. İşgal altından kurtulan bir köyde. Azerbaycan askerini gören yerli kaçmayan Ermeni vatandaş kadın görüyor bunları. Şimdi sesli zaten paylaşıldı. O Rusça konuşuyorlar birbirlerine. Kadın diyor ki askere, Armenka diyor siz Ermeni misiniz? Evet diyor. Hoş geldiniz diyor evinize. Siz diyor hem merhametli. Hem de bu işgal, Karabağ'daki işgal olunan topraklarda yaşayan Ermeni bir kadındı. O da kaçmamış, oradadı. Azerbaycan askeri giriyor ve onlar konuşurken diyor ben Ermeniyim diyor. Kaldım kaçmadım diyor. Size de güveniyorum diyor ve siz hoş geldiniz diyor kendi ülkenize. Bizim asker de diyor ki sen de kendi ülkende emin olabilirsen diyor. Burası da senin de ülken diyor. Bizden de emin olabilirsin. Senin kaşın üstte gözün üstte kaşın var diyen olmayacak. Bak bu diyaloğu şimdi paylaştılar işte. Görüntülü. İşte o hanımefendi de Ermeni kökenli hanımefendi de o köylerden birinin ya. Vatandaşı. Evet. Yani ahaliden birisi. Bir mola. Dönüşte burada olacağız. Sevgili Azer'in de bizlerle Ankara'dan. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu cihatçı meselesini biraz Sevil açtı orayı. Yani bu cihat dışarıdan cihatçı deşti daha, orayı. Evet. Dışarıdan cihatçı geldi meselesi. Savaşçı. Cihatçı. Cihatçı. Yani cihatçı derken diyor ki DEAŞ diyor. Tamam mı? IŞİD diyor. Yoksa cihatın nasıl bir derin ve orayı şey yapmadan. Muazzam bir yani cihat dedik de bunu da ayrıca şimdi bizim belki konumuz ve bizim yani benim herhalde boynumun haddi değil bunları konuşmak. Ama yani bu bizim inancımızın içerisinde ya Azerbaycan nasıl Azerbaycan ordusunun yaptığı şey bir cihattır şu anda. Aynen onu izah etmek istiyorum. Yani bundan kötü bir şey
gibi ifade etmek, orada yaşayan insanlar... Yani 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlara mücahit diyeceksin, cihatçıdır. Sağ dönenlere gazi diyeceksin. Sağ dönenlere gazi diyeceksin. Etmiş diyeceksin. İşte, gazi Mustafa Kemal Atatürk diyeceksin. Ama cihat onun kelimesinden sonra korkacaksın. Cihatçı diyeceksin. Korkacaksın cihat kelimesinden. Şurada itiraz edilen şey şudur Azerbaycan'da. Yani içerideki güç ve halk öyle bir konsolide olmuş ki 300 o kadar ihtiyacı yok. Yok gerçekten. İşte yani biz de aynısını oradaki yani orada gerçekten Azerin Hanım da söyledi ya, Türkiye'den ne kadar insanlarımız, ben bile biliyorum çevremizde çok dostlarımız, çok bildiğimiz ve bilmediğimiz insanlar yazarlar ederler. Biz de istiyoruz bunun bir parçası olmak istiyoruz. Bu bir birlik beraberlik simgesidir. Bu iman simgesidir. Bu o topraklardaki adaletsizliğe son koymak simgesidir. Adaletten bahsediyoruz değil mi? Haksızlıktan bahsediyoruz. 30 senedir oradaki o Müslüman Türk ahaliye zulmedildi. Ben şimdi onların hiçbirini göstermedim. Azerbaycan aşireti de kalktı. Azerbaycan aşireti de evet tırnak kalktı. İçinde. Ya bu beyefendinin tarih bilincinin yani bir defa kalbi karanlık olduğu açıktı. İkincisi tarih bilincinin yokluğu net ve muhtemelen gitmemiş oralara da. Çünkü o coğrafyanın kaderine ve tarihine bakarsa oradaki kaç devletler kurulmuş orada, o devletlerde Azerbaycan'ın o devlet içerisindeki, o toprakların içerisindeki, o hanlıkların pozisyonu ne olupdu? Bunların hiçbirine cevap bulamaz. Şark'ta yani doğuda ilk kez cumhuriyet kuran ilk ülke Azerbaycan. 102 yaşı var biliyorsunuz. Ya esaret 18. altında kalmış. Evet 200 sene bak her şeye rağmen, her şeye rağmen o coğrafyadaki varlık nedeni, bir de toplumu tanımıyor. O çok eğitimli bir toplumdan bahsediyoruz şu anda. Etkisi oldu, Çarlık Rusyası'nın etkisi oldu, Sovyet Rusyası'nın etkisi ya, oldu ama inancı unutturulmuş. Kendi değerleri içerisinde inancın unutturulma gayretine rağmen evlerde, ailelerde bunu Azer'in de tesdikler, evet der. Bütün o hayırlara rağmen o bilinç altında da, o kapalı kapılar arkasında da babaannelerimizin, dedelerimizin o bize yansıttığı şeyleri analarımız, atalarımız biliyor. Şimdi bunların hepsinin ya bir... Bize Kur'an gönderin diyorlardı o bağımsızlık kazandık evet. Günden itibaren. Evet. Benim oraya gitmiş, yani hayrım olarak gitmiş... Kur'an-ı Kerim vardır. Maşallah, Turgay Güler, Allah razı olsun. Her programda bir kitap tavsiye ediyorduk ya, hı hı. Bu programı pas geçmeyelim. Amin Maluf'un evet. Bu konuyla ilgili müthiş bir eseri var. Orada diyor ki, Ölümcül Kimlikler kitabının evet. adı. Bu arada sevgili Ömer gelir o. Anında tak diye gelir. Bir dakika içinde gelir. Bu Ölümcül Kimlikler'de diyor ki, Sevil Hanım, neren incinirse kimliğin orasıdır. Evet. Bir gün gelir, Azerbaycan Türk'ü olmandan dolayı incinirsin. Milletine dayanırsın. Bir gün gelir seni inancından dolayı ezerler. O zaman dinine dayanırsın. Yani o Sovyetler Birliği'nde... Sana neyi hatırlatırlarsa... işte Bosna'da... Tabii, Boşnaklara bravo. Yapıldığında ne dedi Bosna... oradaki o bizim o canlılarımız, Boşnak kardeşlerimiz... bize diyor onlardan olmadığımızı onlar hatırlattı. Ya. Biz yok, evet buyurun. Onlar hatırlattı bizim onlardan i̇şte olmadığımızı. Bu ölümcül kimlikler. 1990'larda... Sabah komşusu kalktı... Bir baktı sabah kapıya dayanmış. Kapıya dayanmış ve seni öldürüyor aynı, ya. Aynı bak aynı gaddarlıkça Ermeni çeteleri Ermenistan'ın güdümündeki o çeteler Azerbaycanlı Türk Müslüman ahaliye yaptı onu. O kadar savaş kurallarını bozdular ki şu anda zaten Azerbaycan'daki ya, STK'lar izin ver cümlemi bitireyim. Azerbaycan'daki STK'lar izin vermiyorsa ama cümlem böyle havada kalıyor. Tamam. Azerbaycan'daki STK'lar bu savaş suçunu uluslararası mahkemelere taşıyacaklar. Çünkü ölmüş cesetler üzerinde o kadar alçakça işler yaptılar ki kadına, çocuğa hani bu adam bahsediyor. Yok o humanizmden falandan bahsediyor. Neredeydi o gün o humanizm? Hocalı'da öldürülen kadınlara
yaşlı amcanın kafası üzerinde yaptıkları o alçaklık olduğunda neredeydi o humanizm? Neredeydi o barış arayıcılığı? İşte her şey Müslümana ve Türk'e geldikte mi farklı oluyor? Bravo. Nokta. Sevil benim çok eski arkadaşımdır. Nasıl geçer diyorsun? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. O Ermenistan askerlerine söylüyorum. Azerbaycan'ın kadını Sevil gibi erkeğini siz düşün. Güzel. Güzel. Yalnız şu tam da oraya denk gelecek. Senin az önce bize gösterdiğin son dakika gelişme olarak paylaştığın video var ya. Evet. O videodaki kadın kendinden emin, biliyor ki Türk askeri geldiğinde ona dokunmayacak. O rahatlıkta orada ben kaçmadım diyor. Evet, kaçmadım tamam. Diyor. Niye burada biliyor, değil mi? Evinize hoş geldiniz diyor. Biliyor, Azerbaycan askeri elbette diyor. Diyor siz diyor hem diyor merhametlisiniz hem güçlüsünüz. Kadının bizim güçlü ve adil. Adilsiniz diyor. Tam sizin tezinizin yansıması oldu. Ve kadın o kadar emindi ki ona bir şey yapılmayacak. Çünkü kadın kimsenin ölümüne parmağı bulaşmadı. Kadının elinde silah yok. Kadın bir Ermeni teyze ve o biliyor ki bu Türkler, bu Müslümanlar ona bir şey yapmayacak. Onu biliyor kadın. Öbürü de bunu bir zaaf olarak kullanıyor, biliyorsun değil mi? İşte biz o yüzden hem güçlü hem adil olmak evet. zorundayız. Zaafımız olmayacak. Evet. Öbürü de bunu bir zaaf olarak kullanıyor. Yusuf Alaba, bazen evet. hışırtı geliyor. Bir ses duyar gibi oluyorum Azerin Hanım'dan. Bir ilave ya da bir katkı sağlamak istiyor gibi Azerin. Algılıyorum. Azerin Hanım. Yani ben sizleri dinliyorum. Tabii ki katılıyorum. Sevil Hanım da elə güzel zaten anlatır. Benim düşüncelerimi de söyleyir. Biz bugün de Azerbaycan'da baktığınızda Bakü'de, ümumiyyətlə Azerbaycan'da bu yıllar içinde 50 binden çok Ermeni kökenli insan yaşıyor. Gelinimiz var. 40 bin gelin var. Bəli, bəli. Və bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Evet. Şimdiyə qədər maşallah, yəni bizim kimi, eyni bizim kimi yaşayırlar. Heç bir problemləri yox. Zaten biraz öncə də Sevil xanım da söylədi, gördük də hamımız. O çox enteresan bir şeydir ki, o roketlərdən məhz biri gəlmiş Gəncədə erməni kökənli xanımın, yəni yaşadığı yerə düşmüş. Onun da açıklamalarını bəli və onun da açıklamalarını dinlədik. O da dedi ki, əl çəksinlər dedi. Biz rahat yaşayırıq. Çıxsınlar Qarabağdan, sülh olsun, əminamanlıq olsun. Biz də sülh əminamanlıq içində yaşayaq. Bir də diyor ki, zaten, onların diyor zaten ülkesi var. Onların diyor bak. Bəli, bəli. O kadar benimsemiş ki Azərbaycanı ve Azərbaycanlıları diyor onların zaten ülkesi var. Çıxsınlar bizim ülkeden diyor. Bu bəli. Kadar net. Tabii. Yani şimdi biz zaten Ermeni dediğimizde nedense böyle yanlış anlaşılırız. Hemen bu alırlar da bunu istifade edirlər böyle ırkçı kimi falan ama biz Ermeni demedik ki indi. Biz dedik terörist Ermenistan devleti. Şimdiye kadar da onların başında olanlar ister Sarkisyan idi, ister de şimdi Paşinyan'dı. Yani bunlar problemli insanlardı. Bunların büyük problemi. Demin Yusuf Bey Mr. Bim dedi. O yazıp diyor Mr. Bim. O öyle güzel bir aktördü ki dünyada gerçekten. Evet. Çok iyi bir aktördü. Yani ona hakaret diye Paşinyan'la onu bir tutasız. Paşinyan bildiğiniz affedersiniz delidir. Yani onun son dönemdeki bir tutumuna bakın. Onda bir normal durum var mı? Nereye geldi roket atır? Günde bu telefondan yapışmış Putin'dir, Macron'dur, odur budur aramadığı yerler kalmadı. Yani bu insan hasta ruhlu biridir. İnsan da demeyeyim. Yani bu hasta ruhludur. Bundan önce de orada oturanlar zaten hasta ruhluydular. Ve bunların bütün açıklamalarında da biz görürük ki bunlar gerçek ırkçı bunlar zaten. Bunların tarix boyunca da şimdi de Ermenistan terörist ülkesinin başında oturanların hepsinin Türk'le problemi olmuş. Yani biz bunu silemeyiz, bir kenara da atamayız. Çünkü bütün bunların açıklamalarında bugün de Paşinyan'ın demeyinde ki Avusturya'ya gelecek Türkler yani Viyana. Bunların problemi var bizimle. Yani dertleri var. Ama
biz yine de bütün bununla beraber, bütün bu şeyin çerçevesinde de, bakın devlet başçımızın da, halkımızın da, dün belə açıklamalarında belə devlet başçımız İlham Əliyevin yenə də bu konuya değinildi və yenə də denildi. Çıxsınlar bizim torpağımızdan. Bizdə orada zaten dedi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır. Bundan sonra da boşaltdıqdan sonra da bizim torpaqları yenə də orada biz yan yana yaşayacağız. Bizim bununla bir problemimiz yoxdur. Də hər dəfə də 30 sənədədir biz bunu dedik. Amma maalesef bizi duyan olmadı. Demin siz güzel söylediniz, dediniz ki şimdi bazı şeyler var. Onlar Azerbaycan'dan çıksaydı, Azerbaycan bunu böyle bir şey yayınlasaydı, alem birbirine değmişti, dünya kamuoyunu da ayağa kalkmıştı şimdi. Yani bu bizimle böyle bir böyle düşünürüm ki bunların problemi var. Onun için de zaten 30 sene biz bazen diyoruz ya. Ay ne bileyim bunlar kördüler, sağırdılar. Hayır, kör değiller, sağır değiller. Sadece olarak işlerine gelmir. Biraz önce de siz dediniz zaten kaç gündür neden bu ateşler, bu bombalar, bu roketler sivil yerleşimlere atılır? Niye Gəncəyə atılır məhz Ermənistandan? Çünkü onların beklentisi oydu ki, Azerbaycan devleti de böyle bir cevap verecek onlara. Atacak bombanı Ermənistana ve bunların beklentisi yani hayata geçecek. Yani buradan Rusya girecek bu meselenin içine, öbür taraftan Türkiye müdahale edecek. Bunlara bu coğrafyada herhalde anladığım kadarıyla böyle bir ateş lazımdı, bir savaş çıksın. Ama şükürler olsun Allah'a ki bizim devletimiz de, şükür Allah'a Türkiye Cumhuriyeti devleti de. Yani biz hepsi bunların artık önceden düşünülmüş ve bunların atacağı adımlar da düşünürüm ki belliydi. Ve bugün yine de Azerbaycan devleti ve ordusu sırf Qarabağ'da öz torpağımızı işgaldan kurtarmak için yani orada savaşırız. İnşallah da düşünürüm ki orada da zəfər marşlarımız seslenecek. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Yusuf Alabar da evet. Türkiye'ye karşı bir saldırıları var. Tabii. Azerbaycan'a karşı da bir saldırıları var. Bir de İHA'lara, SİHA'lara karşı bir saldırıları var. Tabii, savunma sanayi. Bu aralar İHA'lar, SİHA'ların ismi halk içinde Nuri Paşa'dır. Öyle miydi? Evet. Nuri Paşa geldi. Oo. İHA'lara, SİHA'lara diyor ki 100 yıl sonra Nuri Paşa geldi. Nuri Paşa geldi. İHA'lar, SİHA'ların böyle bir yansıması var. Bu çok güzel. Azerbaycan'da. Allah Selçuk Bey'den razı olsun. Evet. Bak bu çok önemli. Ha. Nuri Paşa evet, geldi. Evet, Nuri Paşa evet halk arasında geldi bizim Nuri Paşa. Geriye geldi diyor. Vallahi, sokaktaki müthiş. Yansıma bu. Çok güzel. Şimdi onlar Nuri Paşa geldi diyor. Bizim içimizdekiler ne diyor? Şu Tele1'in attığı tweet'i verelim. Şimdi bu İHA'lar, SİHA'lar bütün dünyayı şaşkına çevirdiler. Bütün evet. Dünyayı... Çok da talip var biliyorsunuz. Evet. Almak isteyen tabii, sırada istedi. Şu anda üst üste. Dünya, marka oldu ya. Türkiye'nin markası oldu. Kıskançlık içerisinde bunlara bakıyor. Ve nasıl engelleyebilirim içinde Yusuf Alabar'da her türlü saldırı ve ambargo var. Tabii. Şimdi Kanada... onlardan ithal ettiğimiz bir merceği vermeme kararı aldı. Bak damadın İHA'ları yerli milli bir o kadar da Kanadalıymış diyor Tele1. Evet. Şimdi İngiliz Forbes zil takıp oynayacak. İngiliz Savunma Bakanı dedi ki Türkiye drone teknolojileriyle harekat konseptine farklı bir boyut getiriyor. Evet. Harekat konseptine. Çok şükür. Yani bu çok önemli. Neden harekat konseptine farklı bir boyut getiriyor? Yani bugün siz Libya'da 14 tane Pansir hava savunma sistemini silahlı insansız hava aracınızda ortadan kaldırıyorsunuz. Dünya şokta. Keza çünkü neden? Hafter güçsüz değil ki. Yani Hafter dediğiniz adamın arkasında Fransa var. Hafter dediğiniz adamın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var. Çin'den gelen Wing Lung dedikleri o silahlı insansız hava araçları var. Wagner şirketi var. Sudanlı ve Çatlı paralı askerler var. Yani siz Hafter'i
öyle küçümsemeyin. Ama bir bakıyorsunuz ki Trablusgarp'taki meşru hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç ummadıkları bir şekilde ayakta tutmayı başarıyor ve Hafter'i perişan ediyor. Neyle? Nuri Paşa'yla. Nuri Paşa'yla ve çok bunu güzel destekleyen elektronik harp unsurlarını devreye sokuyor. Şimdi bir diğer husus, evet ekranda da görüyoruz, kendisini rahmetle bir kez daha anıyorum. İngiliz Savunma Bakanı bunu söylüyor. Mesela Gustav Adolf vardır Turgay Bey. Tarihsel bir okuma yapalım. Gustav Adolf İsveç tarihinde yıllarca alışılmış taktiklerin dışında topçu sistemini ve tekrardan ortaya koymuş olduğu o nizam ile savaşın yönüne farklı bir doktrin getirerek Avrupa'da çok önemli bir reformun kapısını açmıştır. Keza yine Türklerin birlik, onluk, yüzlük, binlik, yüzbaşı, binbaşı gibi o sistematiği dünya savaş tarihinde yine önemli dönüm noktalarından bir tane. Hilal taktiği keza öyle. Şimdi bu dronlarla ilgili ortaya koyulan husus, hem Forbes yazdı bunu, hem İngiliz Savunma Bakanı, hem de askeri anlamda akademik yayınlar yapan birçok yerde dronların kullanımı ile ilgili Türkiye yeni bir doktrin ortaya koyuyor diyor. Şahi toplarından sonra. Güzel. Şimdi evet o da var. Şahi önemli bir husus. Yani Şahi 1453'ün şahisi değil de 2020'nin şahisi var. Şimdi bu birilerinde bir rahatsızlık yaratıyor. Siz savunma sanayini bir şekilde itibarsız hale getirmek zorundasınız. Neden? Çünkü Türkiye, biraz önce söyledik, Azerbaycan'da açılmış muhasebe defterini kapatıyor. Irak'taki muhasebe defterini kapatıyor. Suriye'deki muhasebe defterini kapatıyor. Ha, o zaman ne yapmak zorundasınız? Sureti haktan gözüküp masanın altında iblisle işbirliği yapmak zorundasınız. Tam da yapılan budur. Şimdi diyor ki hem yerliymiş hem milliymiş, biraz da Kanadalıymış. Bugün Sayın Savunma İsmail Demir'in Savunma Sanayi Başkanı çok güzel açıkladı. Merak etmeyin kardeşim, Aselsan'da da bu işinde de seri üretimine geçmek üzere. Bu konularla ilgili rahat olsunlar. Evet. Bize uyguladığınız her türden ambargo bizi öldürmezse çıkart, bizi güçlendirir. Güçlü çıkartıyor. Ha, bu kadar net. Zaten bu engellerden bu noktaya ben buraya gelmeden önce bu konularla ilgili yapmış olduğum araştırmada bu Kanada'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne satmış olduğu ve ihraç iznine tabi kıldığı malzeme dünyada farklı firmalar tarafından ihraç iznine tabi kılınmadan da satılanları var. Yani stratejik olmazsa olmaz bir parça değil. Bu bir. İkincisi, ama kardeş, Kanada safın belli olsun diyor. Ha işte Hazreti İbrahim'in ateşine ağzıyla su taşıyan karınca olduğu gibi sırtında odun taşıyan katır da var. Katır da var. Katır mıyız, karınca mıyız? Habil miyiz, Kabil miyiz? Yani ismimizin Ahmet, Mehmet, Yusuf olması önemli değil. Kardeşlik hukukundan da bir şey çıkartamayabiliriz. Habil'le Kabil de kardeşti çünkü. Ama bu karın ağrılarının devam etmesi bizim doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesi. Kardeşim bakın, sadece söz konusu olan Bayraktar firmasının üretmiş olduğu drone sistemiyle ilgili bir şey değil ki. Yani bu ülkede Tayin'in de üretmiş olduğu insansız hava araçları var. Vestel firmasının da üretmiş olduğu insansız hava araçları var. Ve biz bu programlarda kutladığımız ve bizim bu SİHA ve İHA'larla ilgili terörle mücadele dahil eşik atladığımız husus, Anadolu coğrafyasının evlatlarının adı, sanı, ismi, cinsi, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bizim evlatlarımızın ortaya koymuş olduğu bir şey diye biz buna seviniyoruz. Mesela bunun dizaynı tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin firmalarına ait. Bunun yazılımları keza öyle. Yani dizayn ve yazılımın ne olduğunu acaba Tele1'e anlatsak anlar mı? Anlamaz. Yani dolayısıyla bu çok önemli. Neden? Çünkü siz yazılımına ve dizaynına sahipseniz Turgay Güler, örneğin Kanada'dan almadınız ama X firmasından almaya başladınız. İvedilikle bu konuyla ilgili bir dizayn değişikliğine gitmeniz gerekirse, ki kabul ediyorum bunlar zorlu süreçler, dizaynı, paterni sizin elinizde olduğundan mütevellit sorunsuzca yolunuza devam edebilirsiniz. Bakın aynı noktayı bugün yine hep birlikte Türkiye'deki koro ve yurt dışındaki koro T-129 atak helikopterinin motoru da verilmesin diyor. Rahat olun. Onun da turbojet motorunun test sürümlerini bitirdik. Onun da bitirdik.
Ama biz hiçbir zaman için şunu yapmayacağız Turgay Güler. Toplu iğnesinden en kapsamlı malzemesine kadar tamamı Türkiye'de yapılsın gibi bir derdimiz yok. Biz dünyanın nerede olduğunu biliyoruz. Biz yeri geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri ile de parça üretiriz. Ukrayna'da da motor üretiriz. Efendime söyleyeyim. Azerbaycan'la da malzeme üretiriz. Çin'le de ortak bir şeyler yapabiliriz. Bu bizim milliliğimize halel getirmez. Millilik demek toplu iğnesinden motoruna kadar tamamının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından üretilmesi anlamına gelmiyor. Yani dünyadan haberleri yok çünkü. Ya dünya sıraya girmiş. Tabii ki. De bulunuyor. Ya bakın Turgay Güler örnek vereyim. Ukrayna'nın Donbass bölgesi yani doğu kısmı Rusyalı milislerin Rusya'nın verdiği destekten dolayı işgali altında. Ve Ukrayna'dan biz silahlı ve silahsız insansız hava araçları için bazı tipleri için motor tedarik ediyoruz. Motorunu tedarik ediyoruz. Ama Ukrayna silahlı insansız hava aracı yapamıyor. Motoru üretebilecek beşeri kapasiteye sahip olmakla birlikte. Yüksek teknolojisi var. Var. Yapamıyor. Ha ne oluyor? Siz ondan motor alıyorsunuz. Ortak bir şeyler üretebiliyorsunuz. Bununla ilgili ortaklaşa kazan kazan anlamında masaya oturabiliyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri F-35'in 100 küsürden fazla parçasını neden Türkiye'deki firmalara verdi? Gayrimilli mi Amerika'daki şirketler? Böyle değil, böyle bakmıyoruz olaya. Yani bugün stratejik anlamda kamerayla ilgili bir, efendime söyleyeyim, o CAT sistemiyle ilgili bir açık görürsek, Abdülkadir Han'ın Pakistan'da dediği çok güzel bir laf var. Vallahi biz ağacın kökünü yiyeceğiz ama nükleer silahı yapacağız diyor. Evet. Vallahi biz ağacın kökünü yiyeceğiz, Nuri Killigilleri size yedirmeyeceğiz. Ağacın kökünü yiyeceğiz ama size Vecihi Hürkuş'ta dalga geçittirmeyeceğiz. Vecihi Hürkuş sizin Vecihi diyerek dalga geçtiğiniz karakter değildir. Yani savunma sanayi bu anlamda çok önemli. Sürekli itibarsızlaştırma. Sadece SİHA'lara ve İHA'lara yönelik değil ki her konuyla ilgili. Yani milli bir tankın ortaya çıkmasıyla ilgili projeyi kapağını 20 milyar dolardan açtılar. Dediler ki 20 milyarlık dolarlık askeri firma Katar ordusuna peşkeş çekildi, satıldı. Yahu neresinden düzelteceksin? Türkiye'nin en büyük şirketi kaç milyar dolarlık ki oradaki fabrikaya 20 milyar dolar paha biçtiniz? Hadi getirin tamam. Size 10 milyar dolara satalım. Hadi çıkın. Hani sizin çok güzel Güneş Gazetesi ile ilgili bir ev ile ilgili çok güzel bir girişiminiz olmuştu. Hı-hı. Madem bu kadar ucuz, gel ben alayım dedi. Ben de şimdi buradan teklif ediyorum. Arifiye'deki fabrikada değerli olan, o tankı üretecek olan beşeri sermayemiz. Yani oradaki işçimizdir, oradaki mühendisimizdir, oradaki datamızdır. Bu değerlidir. Yoksa onu alırsın, yan tarafına taşırsın, değer orada olur. Baraka değildir değerli olan. Ya da 10 milyon dolar verip de almış olduğun, efendime söyleyeyim, misal olsun diye veriyorum, lazer kesme bıçağı değildir. Onu Suudi Arabistan'da alabilir. Ama bir tank yaratamaz. Dolayısıyla oradaki işçi kardeşlerimiz değerlidir. Mühendis kardeşlerimiz değerlidir. Ve o değerin ortaya çıkarttığı ürün, kundağ motorlu fırtına obüs gibi bir değer vardır. Neyse, ben konuyu kapatalım. Katarlar duyacak. Ne oldu, bizi kandırdınız mı 20 milyar dolara diyecekler. Yok, Katarlara 20 milyar. Tabii ki. Şimdi işte ama şu istenmiyor. Ukrayna ile Türkiye bir işbirliği yapsın, Ukrayna kötüleniyor. Katar'la bir işbirliği yapsın, Katar kötüleniyor. Ya daha Azerbaycan'a öylesi destek veriyor, Azerbaycan'a aşiret devleti diyor. Biz işte birçoğunda da Sevil de katılmıştır. Biz nereye gittik Sayın Cumhurbaşkanı'yla? Döndük, o ülkelerde darbe oldu, o ülkeler karıştı, o ülkelerde saldırı. Bunu söylemek istiyorum. Brezilya'dan tutun bunu da. Bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bunların dizaynı falan bize aittir. Dolayısıyla bunlar üzerinden bir yol almaları mümkün değildir. İstediğiniz kadar sevinç naraları atın. Ağacın kökünü yiyeceğiz ama savunma sanayini bu ülkenin hakkını, menfaatini, hukukunu koruyacak düzeye getireceğiz. Bu bir. Bir diğer husus cihatçı konusu. Evet, bu bir. Yani bu mutlaka bu programda deşmemiz gereken bir husus. Şimdi İslam'a ait birçok kavramı kirlettiler. Bunu hem Batı yaptı hem de Batı'nın içimizdeki ajanları yaptı. Mesela cihat. Cihat, ben şimdi burada İslami anlamda bir tabii açıklama yapmayacağım. Ama şunu söyleyeceğim. Benim inancım açısından mücadele etmem gereken, evet, şeylerin manzumesi bu. Büyüğü, küçüğü,
kendi hayatım dahil olmak üzere. Şimdi cihat dediğinizde onların ortaya koyduğu algı birilerinin planlayıp da Orta Doğu sahasına sürdüğü ve kafa kesen adamlar. Benim sizin söylediğiniz cihatla bir yakından uzaktan alakam yok. Veya bu cihatı... kavramları kirletiyorsunuz, bilerek yapıyorsunuz. İçini bu ülkede adı mücahit olan binlerce insan var. Gazaya çıkmış, gazi olmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış, iç güvenlik harekatlarına katılmış gazilerimiz, şehitlerimiz var. Bu kavramları size kirlettirmeyiz biz. Şimdi Turgay Güler, onlar yurt dışından bunu kirletirken yurt içinde de neler kirletirdi? Cemaat kavramı kirletildi. Değil mi? Efendime söyleyeyim, abilik, ablalık gibi Türk milletinin doğasında var olan ve büyük bir saygı ifadesi ifade eden kavramlar kirletildi. İmam gibi önder anlamına gelen kavramlar kirletildi. Şehrin imamı, ordu imamı, bilmem ne imamı diye. Bu kirletilmiş kavramları kullanmayarak temize çıkartamayız. Israrlı bir şekilde bunlar kirletilmiştir diyeceğiz ama kullanmaya da devam edeceğiz. Bakın bu çok önemli. Ben yani programlara çıktığımda ben dahil olmak üzere kendim bu kavramları kullanırsam yanlış anlaşılma ihtimalim var mı diye 7 boğumdan geçirirken gırtlağımın 7'sinde de düşünmek zorunda kalıyorum. Efendim ben cemaat şeklinde bir araya gelmeyi, istişare etmeyi, namaz kılmayı, önümde bir imamın olmasını, abimin olması, danıştığım ablalarımın olması, istişare ettiğim insanların olmasını kirletilmiş kavramlar yüzünden televizyon ekranlarında kullanırken 8 kere düşünüyorum. Kirletildi bu kavramlar. Peki cihat kavramını kullanıyorlar. Dünyada bugün Turgay Güler 40 binden fazla ülkeler arasında seyir halinde olup her türden çatışma bölgesine giden yabancı savaşçı var. Neden cihatçı demiyor? Hristiyan cihatçı demiyor. Bir tanesini göstereyim mi o aşağılık tiplerden? Nasıl bir de milletin gündemine sokuyorlar onu da söyleyeyim. He. Savaşçı diye mi sokuyorlar? Aktivist diye mi sokuyorlar? Şimdi iki tane görüntü var. Bir o aktivistin ekranda aktivist olarak fikirlerine müracaat edilen halini verelim. Mesela bu adam. Bu aktivist Londra'da yaşıyor. Evet. Uluslararası haber kanallarına çıkıyor. Sizinle ilgili Orta Doğu konusunda gayet hümanist perspektiften konuşmalar yapıyor. Bakın altındaki lakabı ne? IŞİD'e karşı olarak mücadele eden kişilerdenmiş. Bu aynı zamanda da Londra'da akademisyen aktivist. Evet. Halbuki bu kişinin birinci kimliği aktivist olmak değil. Değil tabii ki. Gerçek kimliğini görelim. Gerçek kimliği bu. Bir tane daha var. Gerçek kimliği buyurun. Bu. Buyurun. Sizin aktivist diye Londra'da ekran görüntüsünü verdiğiniz kişi, ekranlara sürdüğünüz kişi, YPG PKK saflarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşmış, terör estirmiş kişi. Bunu niçin konuşmuyoruz? Ha, onlar ayrı. Şimdi ben iddia ediyorum. Dağlık Karabağ bölgesinde eğer Lübnan'dan gitmeler var, efendime söyleyeyim, Güney Amerika'daki Ermeni diasporasının gönderdiği oradaki teröristler var. Bunlarla ilgili bugüne kadar en ufak bir cümle duyduk mu? Duymadık. Ne diyor Macron? 300 tane diyor cihatçının Gaziantep yoluyla Azerbaycan'a intikal ettiğini. Allah aşkına, Azerbaycan kudretli bir ordusu olan ülke. Bu ordusunun 300 tane Suriye'den gitme savaşçıya ihtiyacı yok. Bir kere nerede, bunu anla. Hangi yoldan gitti? Bir kere bunu anla. Bir, iki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sana istihbarat paylaşımı yaptı. Charlie Hebdo saldırısının öncesinde. Hatırlayalım Turgay Güler. Tabii ama ne bana oldu? Bana bilgi geldi gelmedi diye bir de tezvirata ortalığı verdiler. Sonra dediler ki vallahi bizim elimizde belgeleri var. Fransız istihbaratına verdiğimiz açıklamak durumunda bırakmayın bizi dediler. Sustular ondan sonra. Onu bile değerlendiremediği için Paris'in göbeğinde terör estirilmiş kifayetsiz muhteris şimdi çıkmış hangi kaynağa dayandıysa, hangi istihbarat bilgisine dayandıysa 300 tane cihatçının gittiğini söylüyor. Ama bu ülkeden ona adeta al bunu Türkiye'nin kalesine gol at diye havaya atılmış top olduğu için bunu yapıyor. Asisti güzel çıkmış. Hadi ama Londra sokaklarında televizyon ekranına çıkıp bizimle tartışan aktivist diye nitelendirilen bu adamlarla ilgili de iki cümle söyleseydiniz. Onlara geldiği zaman hep şunu söylediniz.
Onlar kendi vatanlarını savunan insanlar. Öyle onlara terörist Gürcistan diyemeyiz. Gürcistan yalanladı biliyorsun değil mi? Evet. Gürcistan üzerinden geldi. Gürcistan'ın da istihbaratı... Sevil Hanım varsa bilgi ortaya koysunlar. Bir, dünyada Gürcistan. 40 bin tane farklı ülkelerden bir yerlere çatışma alanlarına gitmiş insan var. Hepsinin listesi bu 40 bin belli tane zaten. İnsan nerede? Kimler adına? Bakın ben size söyleyeyim. Şu insan öldürürken yüz ifadelerini göstermek istediğim o Wagner gibi. Bak bir şey, bir iki cümle söyleyeyim onu gösterelim. Aha. Bakın ben 130 sayfalık özel bir doküman hazırladım. Fikir Turu'nun sayfasında da yazdım. Orta Doğu'nun her bir coğrafyasında Blackwater'ın askerleri her türden mezalimi yapıyor. Evet. Her türden katliamı yapıyor. Her türden insan hakları ihlalini yapıyor. Ve bu artık bir sektör olmuş bütün dünyada. Bütün dünyada kendi güçlerini Afganistan'da da, Irak'ta da, efendim, Suriye'de de, Lübnan'da da, Yemen'de de, Libya'da da, Afrin'de de karşımıza çıkartıyorlar. Neden bu adamları konuşmuyorsunuz? Çünkü bunlar ne biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon ya da CIA tarafından kontrat imzalanmış adamları. Ben neye inanıyorum artık biliyor musunuz? Şimdi az sonra size o görüntüleri vereceğim. Hiç o pencereden baktınız mı bilmiyorum. Ben bugün ona bakarken aklıma gelen ilk şey o oldu. Bu bilgisayar oyunları var, hepiniz bileceksiniz. İsimlerini vermeyeyim. Silahlanıyorsunuz oyunun içerisinde. Orta Doğu manzarasında. Orta Doğu manzarasında. Camilerin olduğu coğrafyada. Adam öldürmeyi öğreniyorsunuz. Araba çalmayı, adam öldürmeyi falan öğreniyorsunuz. Ya herhangi bir yerde. Yani şöyle o Rambo tipli kaslı figürlerle siz oluyorsunuz o. Ateş ediyorsunuz, kanlar fışkırıyor vesaire, bir bilgisayar oyunu bu. Şimdi bunları oynata bir süre sonra onlara inanmaya başlıyorlar. Bravo. Ve sonra gelip Wagner oluyorlar. İşte tabii. Blackwater oluyorlar. Bravo. Şimdi o görüntülerden evet oyunlar bu. Ömer hemen oyunu getirdi. Oyun gibi bu aşağılık adam bunun gibi on binlerce var. Hedef gözetmeksizin belki de kelle başına tırnak para içerisinde alıyor. Kendi ifadeleriyle. Tabii ki anlatacağım şimdi. Evet. Şimdi verelim bir. Ses nerede? Veruka! Out of rounds. We're good. Clear. You get funny? Ah, damn. Damn. Ömer bizim sesimiz var mıydı yayında? Yoktu, o zaman bir kez daha tekrarladım. Şimdi burada dikkat edersen bir mukabele yok. Karşı ateş açma yok. Orada siviller var. Bu bir tane değil. Binlerce bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri adına sahaya sürülmüş, Fransa adına sahaya sürülmüş, Rusya adına sahaya sürülmüş. Bu şekilde can alan katiller ve caniler var. Haklarında bir kelime bugüne kadar söyleyen ben Türk medyasında da Amerikan medyasında da görmedim. Oversight komiteleri falan kurmuşlar. Gittim ben görüştüm Amerika Birleşik Devletleri'nde. Siz sahadaki Blackwater'u nasıl denetliyorsunuz? Vallahi biz bir izleme komisyonu kurduk. Ama bu izleme komisyonu da bugüne kadar ürettiği bir şey yok. Niye diye sordum. İşte Bosna'da bir kıza tecavüz etti bunlar. Getirilen kişi Nepal'den gelmiş. Bosna hükümeti hesap soruyor. Diyor ki bizim bu şirketle alakamız yok. Kimin var, kimin olduğu belli değil. Peki adamı buldunuz mu? Bulduk. Nerede adam? İşte şu şirkette çalışıyor. Ha ben diyor kayıtlarıma baktım diyor. Bu adamı biz diyor Nepal'in gurkalarından getirmişiz diyor. Hadi git Nepal'den adamı bul. Yani bu şekilde Orta Doğu coğrafyasında, Müslüman coğrafyasında yüz binler katledildi. Felluce'de katledildi. Ebu Ghraib cezaevinde izlemiş olduğumuz o görüntüler tamamen özel askeri firmalar tarafından ortaya çıkartılmış olunan görüntüler. Sevgili Ömer onu da getirebilir. Ebu Ghraib cezaevinde masum ve mazlum Iraklılara neler yaptılar. Şimdi adı Muhammed olursa, adı Yusuf olursa ve bu konularla ilgili Azerbaycan'da, Kerkük'te, orada, burada bu konularla ilgili fikir beyan edersek adımız cihatçı,
adınız olursa. Igor olur da Wagner'de çalışırsanız, adınız John olur da Blackwater'da çalışırsanız her şeyi yapma hakkınızın var. Söylem üstünlüğünüzü reddediyoruz. Dünyada kana, gözyaşına bulayan ve dünyanın her yerinde çatışan, savaşan, kan döken, işte izliyorsunuz görüntüleri, sizin askerleriniz ve bunları özel askeri firmalar diye bir kılıfın içine sokmuşlar. Ama söz konusu Suriye'nin içerisinde birisi olduğunda ve bu Libya'ya gidiyorsa bir imkanlar ya da Libya hükümeti bunları kiralıyorsa ne oluyor bunun adı? Cihatçı. Hatta bu ülkede bir daha gündeme getireceğim. Sizin de çünkü Haziran'dan bu yana söylüyorum. Suriye'den gelme bir gazeteci açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'den DEAŞ'lıları alıp Libya'ya taşıdığını söyledi. Bir savcı da çıkıp soramadı ya. Beşinciye söylüyoruz kardeşim. Sorun hesabını. Yani deyin ki kardeşim sen gel bakalım Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi DEAŞ'lıyı Libya'ya taşımış? Ver elindeki bilgileri dese söyleyebilecek bir kelime yok. Bu sorulmadığı için gerçek zannediliyor. Ve bu adam aynı herzeyi her programda yemeye devam ediyor Turgay Güler. Maalesef. Bunun hesabının sorulması lazım. Bu kadar kolay olmamalı. Yani ne demek Azerbaycan'a maalesef silah satılıyor? İşte bakın görün, izleyin vahşeti. Yani bu konuyla ilgili söylem üstünlüğünü Macron gibi bir pespayeye bırakamayız. İslam'da reform kavramlarını İslamofobik davranış kalıplarını örtmek ve gizlemek maksadıyla 4 dakikalık konusunun içerisinde tam 46 defa ırkçılık, saldırı, vahşet, işte İslam saldırganlığı, İslam radikalizmi gibi kelimeler içeren konuşmalarla Marine Le Pen taraftarlarına şunu söylüyor. Ben Marine Le Pen'in ruhuna rahmet okuturum Le Pen'in. Ben onu ırkçılıkta ona katlarım diyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bu cihatçı kavramı Türkiye oraya bunu gönderiyor, oradan alıyor, buraya gönderiyor konusu o kadar köpürtülmeye başlandı ki bizim bu konularla ilgili devreye girerek ne olup ne bittiğini bu millete bütün açıklığıyla açıklamamız lazım. 40 binin üzerinde yabancı savaşçı dünyanın her yerinde savaş veriyor. Bakın ben bunu bir programda anlattım. Bir kere daha söylemek istiyorum. 1996 yılında Bosna Hersek'e Dayton Barış Anlaşması'nın hemen sonrasında gittiğimde Turgay Güler, Hırvatistan Sırplar için çok değerli olan Krajina bölgesini kendi topraklarına kattı. MPRI firması tarafından. Hırvatistan Sırplara güç yetiremeyeceğini anlayınca Katolik inancıyla olsa gerek hem Almanya'dan toplanan paralar hem de tahminimi söylüyorum Katolik kilisesinin ön vermesiyle, yol vermesiyle birlikte bu bölgeye MPRI firması getirtildi. Ve bu MPRI firmasının yapmış olduğu planlama organizasyonla birlikte Sırplara ait Krajina bölgesi Katolik Hırvatlar tarafından ve özel askeri firmalar tarafından gidildi, alındı ve Hırvatlara teslim edildi. Bunların hiçbirisi görülmedi. Sabah kalktılar, akşam yattılar, Bosna Hersek'teki mücahitleri tartıştılar. Kardeşim sizin Cemaziyel evvelinizi biliyoruz biz. İşte görüntüleriyle ortada. Yani IŞİD'in Suriye'deki kelle kesen görüntülerinin de kime ait olduğunu da biliyoruz. Ben söylersem komplo teorisi oluyor. Amerikan Devlet Başkanı diyor ki, bunları diyor Hillary Clinton'la Obama yönetimi mekan düzenlemesi için icat ettiler diyor. Yusuf Alabarda'yla Turgay Güler'e sormayın hesabını. Amerikan Devlet Başkanı söylüyor. Yani biz şuna mı inanacağız? Basra Körfezi'nden geçecek, bütün Irak coğrafyasını egemenliğine alacak, Suriye coğrafyasını egemenliğine alacak. Bir güç var, lojistiği nasıl sağlanır, ekonomisi nasıl döner, çarkları nasıl döner, hepsinin kıyafetleri bir örnek, üniform şekilde nasıl giydirilir? Böyle bir örgüt var ve bu örgüt yaka yaka geliyor, bir algı oluşturuyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında da araziyi kaplıyor ve sonra kahramanlık fedaisi PKK geliyor, bu bölgeleri DEAŞ'tan temizliyor ve kendi devletçiliğini kuruyor. Yok ya. Biz buna inanmayız kardeşim. İnanmadık da Fırat Kalkanı Harekatı'nı da o yüzden yaptık. Siz Paris'in sokaklarında huzur içinde uyuyun diye bu ülkenin emniyet teşkilatı 138 bin kişiyi garlarda, istasyonlarda, kalabalık merkezlerde yabancı olarak gördü, mülakat yaptı. İçlerinde kuvvetle muhtemel yabancı savaşçı olduğuna inandıklarını, içinde Norveç vatandaşı, İsveç vatandaşı, Fransız vatandaşı, Alman vatandaşı da var. Ve isimleri bunların Ahmet Mehmet de değil. İşte biraz önce de gösterdiğiniz gibi İngiltere'den kalkıp PKK saflarında savaşmaya giden adamlar, bunların listelerini istihbarat paylaşımı yaparak bütün Avrupa'daki istihbarat teşkilatlarıyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garlardan,
ve havalimanlarından deporte etmiş olduğu ve Orta Doğu coğrafyasına kan dökmek üzere giden insanların listesi İçişleri Bakanlığı'nda var. Bana... Ama derdimizi anlatamıyoruz. Neden? Çünkü kardeşim iz düşümü çıkıyor, diyor ki maalesef Azerbaycan'a silah satılıyor diyor. Bana cihatçı John paradoksunu izah edebilir misin? İşte bunu ortaya koymamız cihatçı lazım. Cihatçı ve John. Bunu ortaya koymamız lazım. Ne görüntüleri vardı bu DH? Şu anda DH yok ortada. Ne oldu? Ne görüntüleri vardı? Kafa kesmeler. Ya. Kafesin içine hapsedip yakmalar. Ya. Bir sürü böyle görüntüler. Ya. Yatırıyor yere kesiyor, yatırıyor yere kesiyor falan. Bunların stüdyoda hazırlandıklarını sonra anladık. Bir tuhaf görüntü daha var, şimdi onu söyleyeceğim. İki görüntüyü izleyicilerimiz de canlandırsınlar gözlerinin önünde. Bir tanesi o cihatçı John tiplemelerinin DH ilk çıktığında bol miktarda dünya kamuoyuna servis edilmesi ve insanların ürperti içerisinde korku dolu gözlerle onları izlemesi. Yani algıyı yarattılar. Nasıl işte bir şey bunlar? Tutuyor kafayı, kesiyor bilmem ne ya. Yapıyor falan. Cihatçı John. Siyah bayrak falan. Hep bütün... Bir de Black Water'un cihatçılarını gösterseydiniz de görseydik. Pandemi Türkiye'ye kaç aydır var Türkiye'de? Mart'tan yaklaşık yana, Şubat'ın sonundan bu yana. Evet. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 8 aydır var. Bir tane yolda yürürken pandemi hastasının küt diye düşüp öldüğünü gördük mü Türkiye'de? Görmedik. Ama Çin'de gördük değil mi? Almanya'da gördük mü? Hayır. Fransa'da gördük mü? Hayır. Belçika'da, Japonya'da, efendime söyleyeyim Amerika, hiçbir yerde böyle yolda giderken küt diye böyle insanın aklı gidiyor falan. Var mıydı öyle bir görüntü? Ya. İlk başladığında Çin'de gördük biz. Adam yolda gidiyor, küt düşüyor, gidiyor. Orada yürüyor merdivenden, küt düşüyor, gidiyor. Öyle böyle değil yani. Hatırlayın o görüntüleri. Evet, evet. Yahu bütün dünyayı etkisi altına aldı. O görüntülerden sonra ikinci kez benzer bir görüntüyü biz ne Çin'de ne dünyanın herhangi Karabatan bir coğrafyasında işte, görmedik. Bunu söylerken korona diye bir hastalık yok demiyoruz. Demiyoruz. Ben kendim ölümün köşesinden dönmüş evet. bir insanım. Evet. Şunu söylüyoruz. Korona korkusuyla hayatınızı birilerinin domine etmesine müsaade etmeyin. Evet. Evet. Tedbirinizi alın, maskenizi takın. Böyle bir bulaşıcı hastalık var. Ama bundan mütevellit de üretimin durması, yaşam şeklimizin değişmesi, efendimiz alışkanlıklarımızın kökünden değişmesi şeklinde hayatımızın birileri tarafından domine edilmesine, manipüle edilmesine de izin vermememiz gerekiyor. Kontrollü bir biyolojik saldırı altındayız. Kontrollü. Ama o kontrol öyle bir çizgide ki insanları panikletmek, bak üretim modellerini değiştirmek. Şu kesinlikle ve kesinlikle aman ha maskeniz, mesafeniz, temizliğiniz. Bu hastalık var. Bu çok önemli. Var ve gelir bulur Allah muhafaza götürür. Ve ben yoğun bakımda yattım. Evet. Kıyısından. Ya, kıyısından döndüm. Bu yok demiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Hayatınızı domine etmesine izin vermeyin. Vermeyin. Yani onlara kalsa sokağa çıkma yasakları bir ay sürecek. Üretimler duracak. İşte ne, bakın ben niye söylüyorum. Niye bir ikincisini görmüyoruz? Abdüllatif Şener sosyal medyadan paylaştı. Bu dedi olaydan sonra iktidarların nasıl devrildiğini hep birlikte izleyeceğiz. Ha, amacını söyledi. Ya amacını işte söyledi. Bu bunlara fırsat vermeyin. Bu ülkenin tedarik zincirlerinin kopartılmasına, üretimin durmasına müsaade etmeyelim. Bu çok önemli. Tedbirimizi alalım ama ha. algıya da teslim olmayalım. Sevgili Bey, son sözleri alalım. Bir ilave edeceğim özellikle Azerbaycan konusunda. İlave edeceklerim varsa. Ben özellikle tabii ki Azerbaycan'daki son durumun özellikle Türk medyasında bu kadar yakından işlenmesinin gerçekten Azerbaycan'da çok güzel karşılandığını, bundan çok memnuniyet duyulduğunu da ifade etmek istiyorum. Elbette ki burada Türkiye'nin devlet başkanının ve bütün siyasi iradenin, kamuoyunun parlamentoda bir parti dışında bütün partilerin full destek vermesi, bütün bunların hepsi çok kıymetli bir durumdu, görüntüdü. Azerbaycan haklı bir mübarize içerisindeydi. Kendi toprakları içerisinde, kendi haklarını koruyor. Ulvi bir yolculuktu bu. Ben özellikle Azerbaycan kamuoyunda ve ordu içerisindeki o maneviyatın bu kadar doruk noktada olması çok duygulandırdı. Demek ki geçen 30 sene
bizi sadece ekonomik olarak veya ordu olarak güçlü noktaya getirmeden hem de biraz biz manevi noktada da çok güçlendik. Çok 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 şükürler olsun Allah'a. Ve burada ben gerçekten ister bayrak sevgisi, ister toprak sevgisi, ister devlete sahiplik ki Azerbaycan'da İlham Aliyev'e en uç noktada muhaliflik yapan partiler bile, kişiler bile deklarasyonu imza atarak Karabağ konusunda tek renkli yanınızdayız diye. Ne güzel, imreniyor insan. O 30 yılın travmasını noktaladı. İlham Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'in de tutumuna şu açıdan, biz biraz Azerbaycan'ı bu olaylar sonrası da tekrar konuşacağız. Çünkü mesela Azeri'ni bilmiyorum ama ben gerçekten bir takım konuların değiştiğine dair gözlemlerim var. İlham Aliyev'le kendi halkı arasındaki ittifakın da bir dönem çevresindeki bazı kişilerin nasıl duvar ördüğünü de şimdi anlamış olduk. Çünkü çok rahat şekilde hem canlı yayınlarında hem birbaşa ulusal seslenişte bütün her konulara hazır bir adam gördük. Oysa uzun müddet de o çevreni biraz da içerideki sorunlardı bu. Bunu belki ileride konuşacağız ama bunu duvar örerek İlham Aliyev'in toplumdaki olaylardan habersiz göstermeye gayret eden bir yapının da olduğunu anladık. Çünkü ortaya çıkan tablo her konuda, her fırsatta, her sorusuna cevap verebilen bir profili de açıktan görmüş olduk. Halkın duyguları istikametinde nabzı iyi tutan, halka yönelik olumsuz şeyleri üreten kişilere karşı da çok cevval duran bir profil de sergilemiş olduk. Milli duran. Halkıyla kendi arasında. Bu ama şöyle diyeyim, yani burada sorunlar vardı. Şimdi bakın orada zaten araya girenler işte anlıyoruz değil mi? Kafanı yorunca anlıyoruz zaten. Araya girip duvar örenler, araya girip farklı yansıtmalara gayret edenler, yönetimlerde bu tür parmaklar esasında maalesef sonuç olarak topluma olumsuz yansımanı da sağlıyor. Oysa biz gördük ki bu duvarlar ortadan kalkınca ne halkın sualleri cevapsız kalıyor, ne İlham Aliyev halktan gelen istenilen tepkiye reaksiyonu halkın kendi dilinde oluyor. Bakın o ulusal seslenişte böyle ben açıktan böyle halkın evdeki bizim hani bütün evin büyükleri gibi nasıl işte böyle yapacağız, iti kovan kimi kovacağız bu terörist. Tamam bizim evdeki büyükler gibi. Yani şu ana kadar da bu da engelleniyordu. Bakın bu da bir, buralara da bu sosyolojik şeyi de delmemiz lazım. Bu anlamda ben çok olumlu şeylere gebe olduğunu sürecin görüyorum. Ve elbette ki burada Türkiye'nin rolünü ve etkisini hiç göz ardı etmeyeceğim. Mesela Azerbaycan'da da kamuoyu Türkiye'deki bakanların, siyasilerin refleksi üzerine talepleri devreye sokmaya başladı. Ve bunun Azerbaycan'ın da bundan çok etkilendiğini açıkçası gördük. Bugün de bayrağa, orduya, vatana, millete sahiplenme konusunda, başkomutana sahiplenme konusunda Türkiye'nin böyle bir paralel bir bakış açısının olduğunu da anlamış olduk. İki devlet, tek millet. Çok güzel bir sonuçtu bence. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sevil, teşekkür ediyorum. Yusuf Alabar'da size de, sevgili Azerine de çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza. Olun. Geldik bu gece de yayınımızın sonuna. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.